siyasi ve hukuki sonuçları. Yargılanma hakkını da göz önüne tutmak lazım. Burada net bir başarılı bir durum var. Terör nereden gelirse gelsin. Hepsine karşı. Efendim iyi akşamlar. Bu akşam ikinci Abdülhamit Han'ı konuşacağız bütün yönleriyle. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sultan Abdülhamid'in ismi devlet kurumlarının tabelasında görülmeye başlandı. Devletin en üst makamlarında yeniden anılmaya ve konuşulmaya başlandı. Abdülhamit üzerinde yürüyen ezeli tartışma başlıkları yeniden gündemin ön sıralarında yer aldı. Peki Sultan Abdülhamit kimdi? 34. Osmanlı Padişahı ve 113. İslam Halifesi 2. Abdülhamit Ulu Hakan mıydı yoksa Kızıl Sultan mıydı? Bu akşam bu sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Abdülhamid'in dönüşü iddiaçılığın da dönüşü olur mu? Çok daha fazlasını bu akşam çok değerli isimlerle konuşacağız, tartışacağız. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, araştırmacı yazar Osman Selim Kocahanoğlu ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu bu akşam Türkiye'nin nabzında konuklarımız. Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Zaman ayırdığınız için. Hemen başlayalım. Bugün Çanakkale geçiremez diyorsak onun temelinde Sultan Abdülhamit Han var. Evet, programı başlıyoruz ama Abdülhamit'le ilgili olarak yıllardır zaten o dönemle ilgili olarak birçok tartışmalar yapılıyor ve bununla ilgili onlarca, yüzlerce kitap var. Ama Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin adı değiştirilerek Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim Araştırma Hastanesi oldu. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman Sultan 2. Abdülhamit Han ve dönemi sempozyumu düzenledi. Orada bazı açıklamalar yaptı. Dolayısıyla Abdülhamit Han, 2. Abdülhamit tekrar günümüzde konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Abdülhamit'in Gata'ya isminin verilmesi bir mesaj içeriyor mu? Son dönemde yapılan bu sempozyumun anlamı nedir? Sorularına da yanıt arayacağız kuşkusuz ama onun öncesinde Abdülhamit döneminde olanları anlamaya, analiz etmeye çalışacağız. Bu akşam bu yayına hazırlanırken bazı kitaplar tabii bize yol gösterdi. Onların bazılarını size de ben hemen göstereyim. Siz de yararlanmak istersiniz belki. Modernleşme sürecinde İstanbul ve 2. Abdülhamit başlıklı şu kitap bu akşam bize biraz yol gösterdi. Oradan bazı alıntılar da yapacağım ben bu akşam. Hemen diğer kitapları sırasıyla göstermek istiyorum. Temel yayınlarından Osman Selim Kocahanoğlu'nun 31 Mart Ayaklanması ve Sultan Abdülhamit kitabını da göstermek istiyorum. Bu akşam yararlandığımız kaynaklardan bir tanesi. Keza yine Osman Selim Kocahanoğlu'nun Bilinmeyen Abdülhamit Hususi ve Siyasi Hayatı adlı kitabı da var. Temel yayınlarına yine değerli bir kitap. Ondan da yararlanabilirsiniz. Ve hemen Sultan Abdülhamit ve Yıldız Kamarilası başlıklı kitap. Yine Osman Selim Kocahanoğlu'nun kitabı. Bunu da hemen sizlere göstermek isterim. Öte yandan Yılmaz Öztuna'nın 2. Abdülhamit Zamanı ve Şahsiyeti kitabı da bize yol gösteren bu akşam yararlandığımız kitaplardan oldu. Keza gerçi daha kısa olarak yer alıyor ama Sina Akşin'in Kısa Türkiye Tarihli kitabından da yararlanarak daha geniş perspektiften o zamanı ve öncesini ve sonrasını da buradan okuyabilirsiniz. Ve bu akşam yararlandığım kitaplardan bir tanesi de Profesör Emre Kongar'ın bir bölümünü anlattığı Tarihimizle Yüzleşmek kitabı da yararlandığım kaynaklardan bir tanesi. Çok daha fazlası var kuşkusuz ama biz bir bölümünü burada sizlere ve hemen unutmadan Kurtlar Sofrası'nda Osmanlı Vahdettin Engin'in kitabı da önemli kaynak kitaplardan biri. Evet bunu sizlere gösterdikten sonra Sayın Sofuoğlu izninizle sizle başlayalım. Sonra hemen hızlıca diğer yani tarihçilere bir kulak verip daha sonra iki değerli siyasetçiyi de dinlemek istiyorum. Günümüze geleceğiz kuşkusuz ama kim 2. Abdülhamit ya da Abdülhamit Han? Yani kimileri için Ulu Hakan, bazıları için de Kızıl Sultan Abdülhamit hangisi? Şimdi Kadir Mısıroğlu abinin bir sözü var. Diyor ki
mazlum padişah, bence mazlum padişah. Hı. Efendim, kim? Darbeler gören. Darbeler, darbe değil. Darbeler. Darbeler. Padişah olmak için mülakata alınan. Niyazi Berkes'in kitabında yazar. Mithat Paşa Maslak çiftliğinde Abdülaziz'i öldürmüşler. 5. Murat tahta, efendim. 2. Abdülhamit'i tahta çıkartmak istemiyorlar. Çünkü çözememişler. Çözmeye çalışıyor Mithat Paşa. Padişahlık Mithat Paşa'nın çantasında, Osmanlı'nın düştüğü halleri düşünün lütfen. Yani Mithat Paşa kafası karışık, padişah arıyor. İki kez Maslak'ta Abdülhamit'le görüşüyor. Abdülhamit'in mülakata alınmasıdır bu. Efendim, Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı? Bir kez o kelimelerin Türkçe manasını bilerek konuşmamız lazım. Söyle lütfen. Ulu Hakan, değil mi? Hı hı. Sevgili dayıcım gibi. Öyle zıllullahi fil arz gibi bir şey değil. Yani Ulu Hakan. Biz bunu Büyük Fenerbahçe de diyoruz bazen. Öyle çok yüce bir makam değil. Yere göğe sığdırılmayacak bir makam değil. Şimdi burada bir anket yapsak, Osmanlı'da en fazla öne çıkan padişahlar kimlerdi diye sorsak, ilk 5 içerisinde yer alır kesinlikle. Bazen ilk 3 içerisinde de yer alma ihtimali var. Eğer 624 yıl yaşamış bir devletin ilk 5 padişahından birisi Ulu Hakan değilse, o devlet devlet filan değildir. Çekin onun kuyruğundan aşağı. Devlet değildir o. Ulu Hakan değilse. Hı hı. Bir, Kızıl Sultan. Le Sultan Rujber Emirlerin taktığı bir lakaptır bu. Bunu mu kullanacağız? Yine bir iki arada, yani iki arada bir derede mi kalacağız? Bir de şöyle bir şey var. Ya Kızıl Sultan demeyelim, Ulu Hakan da demeyelim. Pazarlık gibi. Bu Kızıl Sultansa Kızıldır. Ulu Hakansa Ulu Hakan'dır. Kızıl Sultan'ı anlatalım isterseniz. Kızıl Sultan... Kızıl Sultan bunu, bu damgayı asıl vuran Ermenilerdir. Fakat ne yazık ki Türk Tarih Kurumu'nun şu an 8. cildi basmış olduğu Osmanlı Tarihi kitabı, biz uluslararası sempozyumlara katılıyoruz, ayağımıza kurşun sıktırıyor bize. Nasıl? Kitabın başında ne var biliyor musunuz? Tam böyle, tam başında. Diyor ki 8. cilt istibdat dönemi. İstibdat dönemi diye siyaset literatüründe bir kelime de yoktur. Otoriter yönetim dersiniz. Ermeniler de, Ermeni tarihçiler, biz daha fazla bir şey söylemiyoruz diyor. Sizin tarih kitabınız bizim dediğimizi söylüyor. Osmanlı'da bize en fazla zulmeden padişah Abdülhamit'ti. Biz öyle söylüyoruz. Sizin tarih kitabınız da yazıyor. İstibdat dönemi değildir. Efendim, sansür uygulamış. Abdülaziz de uygulamış. Mehmet Emin Ali Paşa da uygulamış sansür. Nasıl bir dönem peki Abdülhamid'in dönemi? Şimdi şöyle düşünün. Allah korusun. Birisinin ailesinde, kimsenin adına konuşmayayım, birisinin ailesinde 2 tane, 3 tane trafik kazası olsa en fazla trafik kazasına hassasiyet gösterirler, değil mi? Şimdi Abdülhamid'in, Abdülaziz, ondan önce Abdülaziz tahttan indirilmiş, öldürülmüş. Tartışmalar var, işte efendim intihar etmiştir şeklinde. İzleyiciler devletarsivleri.gov.tr'ye girsinler, parmaklarının ucunda yüzlerce belge özeti görürler bunun öldürüldüğüne dair. Bir padişah indirilmiş, öldürülmüş. Başka bir padişah onların elinde oyuncak. Şimdi bileklerini kestiği için intihar ettiği iddiaları da var ama Abdülaziz. Mahmut Celaleddin Paşa bunu o kadar güzel anlatıyor ki, efendim. Bir de devlet arşivlerinde bir sürü vesika var. Ben de gördüm. İzleyiciler de görebilirler. Şimdi burada neden Abdülhamit bu şekilde söyleniyor? Onun psikolojisini söylemeye çalışıyorum. Bir kez bir padişah indirilmiş, öldürülmüş. Süleyman Paşa. Görevi padişah, askerlik ama hiçbir savaş kazanmamış, cuntacı bir paşa. Geliyor masasına, yumruğunu vuruyor. Diyor ki, bak diyor, biz Abdülaziz'i 1. Meşrutiyet'i ilan etmediği için indirdik, seni de indiririz diyor. Kamuoyunda tartışmalar başlıyor. Kaç kere görüşüyor Mithat Paşa ile? 2 kez mi görüşüyor? Mithat Paşa ile padişahlık adına 2 kez görüşüyor. Daha sonra onu sadrazamı yapıyor. Evet. Artık defalarca görüşüyordur. Şimdi padişahın birisi, yani amcası öldürülmüş, tahttan indirilmiş. Sürekli şeyler var, baskılar var. Süleyman Paşa huzuruna kadar geliyor. Efendim, medyada tartışmalar çıkıyor ve şey deniyor. 5. Murat iyileşti, işte tekrar tahta çıkaracağız iddiaları var. Ve kaynaşmalar var. Siz ülkeyi nasıl yönetirdiniz? Bu başları daha. Ve sonra ülke aslında girmemesi gereken 93 harbine sokuluyor. Nasıl yönetiyor size göre peki 2. Abdülhamit? Şöyle söyleyelim, nasıl yönetiyor? Allah korusun. Bunların ayrıntılarına gireceğiz ama tabii, genel tabii. Bir perspektif izleyicilere tabii. Çizmeye çalışıyoruz. Tabii tabii, elbette. Evet. Tabii şöyle bir şey, örnek, yine örnekle izah etmeye çalışalım. Acil durum, işte hastaneye 2 tane hasta gelir. Evet. Birine iğne vurup gönderirler.
Hatta reçete verip gönderirler. Birini yoğun bakıma alırlar. Şimdi yoğun bakımlık hasta ya da iğne vurulup gönderilen hasta suçlamalarda bulunur mu? Ya onu yoğun bakıma aldın, beni hemen gönderdin. Abdülhamit yoğun bakımda bir devlet teslim aldı. Sıkı bir idare tesis etti. İstibdat değildi. Onulmaz muhalefi Namık Kemal'i pekala ortadan kaldırabilirdi. Pekala kaldırabilirdi. Ziya Paşa'yı kaldırabilirdi. Şinasi'yi kaldırabilirdi. Hiçbirini yapmadı. Tartışmalı Mithat Paşa'nın Taif'te boğdurulması meselesi var. Onu da kendi üzerine tartışma açtırtmamak için şunu yapabilirdi. Yıldız Mahkemesi'nde ölüme mahkum edilmiş Mithat Paşa. Bunu kalebentliğe çevirmiş. Affetmiş, affetmeyebilirdi. Mahkeme kararı idama mahkum edildiniz diyebilirdi. Sadece Mithat Paşa'nın öldürülmesi tartışmalı meselesi var. Hiçbir muhalifini öldürmemiştir. Hiçbir suikast, bu faili meşhul diyoruz ya. Hiçbir faili meşhul o dönemde olmamıştır. Onun muhaliflerinin neredeyse tamamına yakını aynı zamanda onun memurlarıydı. Abdülhamit'in daveti üzerine. Kim kendi muhaliflerini memuriyete dahil eder? Ha, burada şu söyleniyor. Kandırmak için, rüşvet için. Kanmasınlar canım onlar da. Bu bir. İki, yani Abdülhamit Han gelin işte mutabakat yapalım, bir araya gelelim diye zeytin dalı uzatması kandırmak anlamına gelebilir. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü için bir ortak nokta aramaya çalışmış. Pekala, hafiyesi vardı ya hani, onunla konuşalım bence. Onun üzerinden de çok tartışma yapılıyor. Hafiyelerini bir öldürtürdü bunu. Ya kamuoyunun gözünün önünde öldürtürdü. İşte kan içen yani vampirdi. Kendisi Anadolu'ya gitmek yerine işte o şeylere, istihbaratçıları oraya gönderiyor. Ve onlardan işte bilgiler alıyor. İşte jurnalliği işte teşvik ediyor şeklinde eleştiriler de var. Onları hepsini açacağız ama siz bitirin sözlerinizi. Burada yani şuna bakmak lazım. Devlet yoğun bakımda bir hasta gibi iğne vurulup gönderilemez. Bunun yoğun bakımda bir hasta gibi bir devlet olduğu nereden anlaşılıyor? Sırası gelecek dediniz ya. Devlet Abdülhamit'in müdahalesine rağmen 93 harbine girdi. Bunu açalım ben müsaadenizle. Şimdi değil tabii ki. Abdülhamit'in müdahalesine rağmen mi evet, girdi? Evet. Sırbistan, Romanya, Karadağ kaydedildi. Abdülhamit'in müdahalesine rağmen 1908'de de, bakın bunu da izninizle şimdi hızlı geçiyorum. Açıklayalım. Tek kurşun atmadan 5 devlet kaybedildi. 8 tane devlet. Bunları izah ederiz. Balkanlardan mı hocam hangi kitaplarda yazıyor? Herkesin bulduğu, bulabileceği kitaplardan söyleriz bunu. Efendim, Balkanlarda efendim bunların. Biz Abdülhamit tahttan inerken Adriyeti'ye kıyımız vardı. 1908'de İşkodra vilayeti bizimdi. Bosna bizimdi. 1908'de Abdülhamit devrildikten sonra yani 5 devlet Girit, Kıbrıs, Doğu Rumeli, Bulgaristan, Bosna tek kurşun atmadan gitti. Yani Abdülhamit'den sonra daha çok toprak kaybetti hemen sonra. Osmanlı. Hemen sonra. 3 ay sonra gitti bunlar. 3 ay sonra. Abdülhamit 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı yapmayalım diye ısrarla söyledi. Mithat Paşa'nın elindeydi her şey. Hani bir söz var ya, iktidarda ama muktedir değil. Muktedir değildi Abdülhamit. Meclisi de o yüzden kapattı efendim. Ama savaşı durduramadı. Üç devlet, Sırbistan, Romanya, Karadağ o dönemde koptu. Bunlar fiili örnekler. Meclisi kapatmasının nedeni de savaşı önleme arzusuydu diyor. Savaşın gidişatında mecliste bir de Bulgarlar, Yunanlar arasında artık bağımsızlık savaşları, bağımsızlık mücadeleleri başladı meclis içinde. Yani Bulgarlar, Makedonlar meclise gönderdikleri milletvekillerini halk kahramanları olarak belirlemeye başladılar. Yani bir yandan cephede Osmanlı Rus ordusu savaşta Rus ordusuyla uğraşıyor. Gazi Osman Paşa'ya şey gönderilemiyor, yardım gönderilemiyor. Gazi Osman Paşa savaş kaybetmedi. Kuşatmada kaldığı için kaybetti. En son kuşatmayı yarmaya çalıştı. Artık daha fazla askeri kırılamasın diye teslim oldu. Yani Abdülhamit meclisi keyfi bir şekilde kaybetmedi, şey kapatmadı. Ben Abdülhamit'in şahsi komisyon raporlarını okudum. Diyor ki, meşrutiyet idaresini ben de istiyorum. Şundan dolayı. Bu devletin bu insicamı içerisinde yapılan yeniliklerden genelde efendim İstanbul halkı ve zengin kesim yararlandı. Meşrutiyet, meşruti bir yönetim aslında taşranın da bunlardan yararlanmasını sağlayacak diye ben bunu bir dergide de yayınladım. Osmanlı vesikalarında kendi komisyon raporlarını buldum. Fakat o sırada meclisin açılması Osmanlı'nın o nazik durumunda
Bulgarlar kopmaya çalışıyor. Makedonlar kopmaya çalışıyor. Sırplar, Karadağlılar, Romanyalılar kopmaya çalışıyor ve koptu zaten. Peki onu birazdan daha ayrıntılı konuşalım. Lütfen. Ama bu 93 Harbi'nden sonra, o geçtikten sonra... O çok önemli, biliyor musunuz? Biliyor, açacağım onu da ayrıntılarıyla, ama meşrutiyete karşı değildi diyorsunuz. Fakat sonrasında tekrar meclisi açabilirdi aslında. Niye açmadı? Yani niye yapmadı meşrutiyete karşı? Şimdi bir söyleyeyim, sonra bir tur mu geçeyim? Şimdi bir çok kısa bir söyleyin, sonra uzun anlatırsınız. Şimdi yani bakın, uzundur da o mesele. Evet. FETÖ örneği bizim karşımıza çıktı ya, gözümüzün önünde bir örnek. Evet. Tıpkı FETÖ gibi yapılanmaya girdi İttihatçılar. İttihatçılar, öyle mi? Yani bakın, 5 kişiden birisini yakalarsanız 4 kişi size ihbar edebilir. Bir diğerini ihbar edemez. Masonlarla işbirliği. Hangi tarih Ebu Bekir Bey? Hangisi hocam? İttihatçıların ortaya çıkışı hangi tarih? İttihatçıların ortaya çıkışı yani 1890'ların sonu aşağı yukarı. Ama meclisin kapatılması 1878. 1878. 12 sene var arada. Elbette. Yani İttihatçılar yüzünden mi kapatıldı meclis? Sadece İttihatçılar yüzünden değil elbette. Fakat burada şu var. Yeni Osmanlılar meclis kapatıldıktan sonra ve savaş kaybedildikten sonra Abdülhamit haliyle idareyi eline sıkı bir şekilde almak zorunda kaldı. Devleti tanımıyor Abdülhamit. Devleti tanımak zorunda. Tabii bu arada benim için Abdülhamit çok önemli bir figür. Abdülhamit'in düşürülmesi için muazzam bir muhalefet başladı. Abdülhamit bu muhalefeti dengeleyebilmek için sıkı bir idare tesis etmek zorundaydı. Dedim ya, yoğun bakımda bir hasta var elinde. Ben de sana küçük bir katkıda bulunayım. Yani Doğu Bey'in dediği tarih resmi kuruluş süreci. Öncesinde Jön Türkler var, başka bir muhalefet var. İttihat Terakki'ye fikir babalığı yapan, zemin hazırlayan zaten öncesinden başlayan bir muhalefet var. Hayır, Tanzimat sürecinden beri. Bekir Bey İttihat Terakki dedi de onun için söyledi. Ama zihniyet olarak söylüyor. Sizin dediğiniz çok doğru. Evet. Zihniyet olarak yani sonuçta. Tabii öncesinde genç Osmanlılar İttihat var. İttihat Terakki Jön Türklerin bir devamı. Tabii doğru. Ama İttihatçılar diyorsunuz, FETÖ gibi bir yapılanma derken onu bir netleştirin. Şöyle söyleyeyim. Şimdi teşekkür ederim. Doğu Bey vurgusu güzeldi. Şimdi İttihat kelimesini aslında orada kullanmamak gerekir. İttihat ve Terakki. Aslında Terakki ve İttihat da ismi. Hı-hı. Değişti. İttihat ve Terakki oldu. Bunlar iki tane kongre yapıyorlar. Jön Türk Kongresi adı altında Mehmet Bey'in söylediği gibi Paris'te, işte Cenevre'de kongreler yapıyorlar. Ve çok ilginç, çok üzücü. Bütün terör örgütleriyle. Ermeni Hınçak terör örgütü var, Taşnak terör örgütü var, Mısır, İsrail'i kuracak olan Mısır Cemiyeti İsrailiyesi var. Kaynak mı? Hı hı. Osmanlı tarihi kitabı. 9. cilt. Sayfasını da söyleyebilirim. Mısır Cemiyeti İsrailiyesi var. Ne zaman? Yıl kaçtı? Yıl işte 1890'larda, 1902'de sanırım bir kongre. Kongrenin tarihlerini çok özür dilerim. Anladım, bilmiyorum. Tamam, peki. Bize Jön Türk 1. ve 2. kongreleri. Bu isimleri sonra alıyorlar ama asıl genç Osmanlılar daha sonra Jön Türklere dönüşüyor. Genç Osmanlıların kurucusu Namık Kemal, kurucusu diyelim, en önemli aktörü, kurucusu demek belki uygun düşmez. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Ali Suavi filan bunlar. Bunlar ömürlerini bitiriyorlar, işte Rahmet ölüyorlar. Rahmet Rıza ekibi geliyor. Yani daha sonra bunlar geliyor. Anladım. Şimdi İttihat Terakki muhalefeti ifadesi, evet daha sonrasını söylenebilir ama o Abdülhamit'e muhalefet bitmiyor. Abdülhamit savaşı kaybettikleri için onların gücü bitiyor. Abdülhamit iktidarı ele alıyor. Sıkı bir idare kurmak zorunda. İstibdat değil. İstibdatta söylüyorum. Faili meçhuller olması lazım. Efendim, başka ne olması lazım? Bir sürü esrarengiz cinayetler olması lazım. Tam tersi. Osmanlı Bankası baskını var. Belki biraz daha sonra ama hı hı. Ermenilerin Sason olayları var. Ülke kaynıyor. Makedonya'da, Bulgaristan'da, dağlarda teröristler geziyor. Tabii. Ali Suavi, Aydın dediğimiz Ali Suavi, arkasına 200 ya da 300 kişi, değişik rivayetler var, takıyor. Çırağan baskını yapıyor. Ali Suavi, Aydınsan senin ne haddine? Ama o tarih 1859. Ben Abdülhamit daha yok o zaman. Yok yok. Çırağan baskını. Çırağan baskını. Ali Suavi'ninki Abdülhamit az dedip yerine 5. Murat'ı tekrar getirmeyi yani amaçlayan bir isyan. Ali Suavi. Ali Suavi, evet. Bir daha tarihe bakın. Babali. Siz Baba Ali baskınıyla... Baba Ali baskını 1912. Ali Suavi Abdülhamid'i tahttan indirmek için 5. Murad'ı Çırağan Sarayı'ndan kaçırtıp o isyan... Daha yine tekrar 5. Murad'ı tahta geçirmeye tabii, çalışılan olaydan arkasına bahsediyoruz. Arkasına 300-500 Balkan, 300 Balkanlardan toparladığı kişiyi takıyor. Burada şu önemli. Ali Suavi, sen aydınsın. Bugünkü ifadeyle, o günkü ifadeyle kullanılmaz da demokratsın. Yakışıyor mu yani? Ben senin istediğin gibi yaşamayacağımı anladığın için arkana küçük bir ordu takıp
koca imparatorluk böyle mi değiştirilir? Peki, gireceğiz ayrıntıların hepsini konuşacağız. Bir perspektif çizmeye çalışacağız. Yani şey dediniz ya, Abdülhamit bunlarla uğraşıyor. Ne yapsın? Elinde de yoğun bir hasta var, yoğun bakımda bir hasta var. Bir yandan da içeride bu ayaklanmalar, tabii, bu darbe girişimleriyle, tabii, suikast girişimleriyle uğraşıyor diyorsunuz. Tabii, şeyde Balkanlar kaynıyor bile. Bağımsızlık şeyleri var, teşebbüsleri var o dönemde. Evet. Peki Sayın Selim Kocaanoğlu, size göre Abdülhamit kimdi? Nasıl bir padişahtı? Ulu Hakan mı? Kızıl Sultan mı? Abdülhamit kimdi efendim? Efendim şimdi ben şöyle başlayayım. Söyleyin. Ebu Bekir Bey, yani 100 senelik tarihi özetledi bize. Çok da istifade ettik fikirlerinden. Madem doğrudan doğruya Abdülhamit konuşuluyor. Evet. Ben Abdülhamid'in önce doğumundan başlayayım. Müsaade ederseniz. Olur. Abdülhamid'in... Affedersin, bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşım Ömer Karoğlu uyardı. Çırağan baskını 1878'de hocam. Evet. 1878. Aha, evet, editör olsun. Arkadaşım da bana söyledi. Öyle mi? 1878 evet. Oldu söyledi. Evet. Özür dilerim. Onun ihtilaf olacak bir şey yok zaten. Çırağan baskını. Yok, hatırlatmak adına. Sultan Murad'ın başına gelenleri biliyoruz. 28 sene Çırağan Sarayı'nda 5. Murat 28 sene hapis kaldı. 28 sene hapis kaldı. Bu Abdülhamid'in ağabeyisi ve deli olduğu için de saltanattan alındı. Fetvasıyla birlikte alındı. Ama Abdülhamid'in ağabeyisi 28 sene yüzüne bakmadı bunun. Annesi Şevkefta Sultan'dır. Sultan Murad'ın biliyorsunuz. Uzun Çağcılı onun mektuplarını Belleten'de yayınladı. Kadıncağızın ne kadar ıstırap çektiğini, saraydan bir adım atamadıklarını, çocuklarını bile okula veremediğini Şevkefta Sultan Abdülhamid'e bizzat arıza olarak sunuyor. Mektupta onun Abdülhamid'in cevabı var. Madem bunları söylüyoruz, o zaman bunları neden anlatıyoruz? Bunları efendim istibdat değildir diyor. Biz kelime üzerinde durmuyoruz. Hı hı. İstibdat demeyelim de Abdülhamid dönemi demokrasi dönemi mi diyelim? Meşrutiyet dönemi mi diyelim? Yani illa o kavramı kullanmak zorunda. Despotizm mi diyelim? Şeriat düzeni mi diyelim? Hilafet, ne bir isim verilecek buna? Müstebit baskı altındaki rejime o zaman bu kavramı biz değil o zaman çıkmış istibdat demiş öyle geliyor. Çıksın yani o doğru zaman, kabul etmek o zaman değil. Ben size diyelim bir demokrasi, güzel demokrasi vardı diyelim. Abdülhamid devri Osmanlı tarihinin en güzel demokrasisi Abdülhamid döneminde. Hocam ben sizin kesmenizi kesmeyecektim de bir şey söyleyeyim madem. Evet. 5. Murad'a bunu yaptı diyorsunuz da. 5. Murad'ın... Ben demiyorum efendim. Söyleyeyim. Vesikalar diyor. Tamam, vesika mı okuyayım size? Uzun Çarşılı'yı mı okuyayım şey yani? Hocam bir saniye. Ben demiyorum. Elbette. Yaşamadım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Evet. Klanti Sikalleri Aziz Bey Komitesi'ni biliyor musunuz? Evet, biliyorum. O komiteyle işbirliği yaptı 5. Murat. Tabii efendim. Ne yapsın Abdülhamid? Evet. Darbe yapmaya kalkmış, indirmeye kalkmış. Bir daha mı fırsat versin? Yani FETÖ örneği var. Biz bir daha FETÖ'ye fırsat mı verelim şimdi? Ben izninizle bir parantez açayım mı burada? İzninizle efendim. O zaman FETÖ METÖ yoktu. Ya örnek olarak diyorum. Darbe yapmaya kalkmış 5. Murat. FETÖ işbirliği yapmış. FETÖ Yıldız Mahkemesi'nde ortaya çıktı. Osmanlı tarihinin ilk kumpas davası Yıldız'dır bak. İlk kumpas. Ama o zaman dijital veriler falan yoktu. Sadece insanlar eziyet, işkence vererek Yıldız Sarayı'nın içinde ifade alınıyordu. Hem de Abdülhamid'in huzurunda Şeyhülislam da ayakta. Şu mabeyinci Fahri Bey'dir. Sultan Abdülaziz'in ikinci mabeyincisi. Adamın verdiği Bekir Sıtkı Baykal yayınladı bunu işte belgesiyle. Yani orijinal alırlar. Ben Bekir Sıtkı Baykal'ın tarafsız olabileceğine inanmıyorum. Efendim
Özür dilerim. Mabenci mi? Fahri Bey mi? Yok, Bekir Sıtkı Baykal'ın. Efendim, bu Bekir Sıtkı Baykal değil. Sadece latinize etmiştir. Anıları orijinaldir. Dört kişi kurtulmuştur şeyden, Taif'ten. Biri de budur işte. Peki, dört kişi kurtulmuştur. 11 kişi hepsi ölmüştür. İzninizle ben yazı alıntı yapacağım. Sonra siz bana işte biraz onun çocukluğuna gidelim dediniz ya. Abdülhamit dönemini siz kendi görüşlerinizi anlatırsınız ama Sayın Sofoğlu'nun itirazları olacak. Öyle anlaşılıyor. Şimdi Abdülhamit Kırmızı, bu 2. Abdülhamit kitabında da emeği geçen isimlerden biri. Sayın Kırmızı'yı da biz, Abdülhamit Kırmızı'yı yayına çağırmak istedik ama birlikte olamadı. Fakat onun yazısından bir alıntı yapayım ben izninizle. Evet. Diyor ki yazısında, Abdülhamid'in şehzade olarak yetiştiği dönemde İngiltere'den başka yerlerde meşrutiyet yoktur. Yani hükümdarların yetkileri anayasalarla sınırlandırılmamıştır henüz. Avrupa'da üç büyük imparatorluk olan Almanya, Avusturya ve Rusya birer otokrasidir. Napolyon'un Fransa'daki monarşisi istikrarsızdır. İtalya henüz millet olarak birleşmemiştir diyor. Dolayısıyla Abdülhamid'i ve meşrutiyeti anlamak için o dönemi de anlamak gerekmez mi? Efendim, bir genel bir Avrupa'ya tamam, da bakmak. Yani bu istibdat kelimesini, efendim, Abdülhamid herkesin padişahıdır. Beyefendinin ecdadıysa benim de ecdadımdır. Beyefendinin padişahıysa benim de padişahımdır. Osmanlı sadece herkesin tarihi değildir, benim de tarihimdir. Bunlar ayrı bir konudur. Abdülhamid'i doğru yerine koymak lazım. Görülmeyen noktalarını görmek lazım Abdülhamid'in. 33 sene idare etmiş. Eğer beyefendinin ifadesinden gidersek, yeni Osmanlılar hiç çıkmasa iyi olurdu. Jön Türkler hiç çıkmasa iyi olurdu. Vallahi iyi olurdu. İyi olurdu tabii. Kanuni esası yürürlüğe girmese hiç çok daha iyi olurdu. O değil ama. İkinci meşrutiyet ilan edilmese daha iyi olurdu. Ama 31 Mart isyanından sonra Abdülhamid düşürülmese daha iyi olurdu. Üstadım, şimdi bak, Türkiye Cumhuriyeti bu devleti kurarken Kanuni Sultan Süleyman'dan teslim almadı. Yavuz Sultan Selim'den ve Fatih'ten de teslim almadı. Osmanlı Devleti ister savunalım ister savunmayalım, 300 senedir çürüyordu içinde, çürüyordu, kendisi çürüyordu. Ben kendi devletimi karamak ister miyim? Kim ister yani? Ama devletin devlet olmaktan çıkmış, çıkıyor, geriliyor yani. Ben Abdülhamid'in... Görülmek istenmeyen bölümleri neydi Abdülhamid'in? Efendim neydi? Söyleyeyim işte efendim. Ben daha ziyade Didem Hanım bu zihniyet üzerinde çok duruyorum. Toplumun zihniyeti, yönetim zihniyeti, idare zihniyeti ve bu zihniyeti etkileyen unsurlar. Şimdi... Abdülhamid Sultan Abdülmecid'in evladıdır. Evet. Sultan Abdülmecid'in 4 tane evladı padişah olmuştur. Bir tanesi 5. Murat. Bu resmen kınanacak bir şey değildir. Değil mi? Zihni deli. Deli bu, resmen deliydi. Kendisi... Raporu da olduğu söyleniyor. Efendim? Rapor olduğu da söyleniyor bir sağ olun. Efendim, raporu da akli var. Akli dengesi olmadığına dair. Efendim. Bak, onun akli dengesi yoktu. Beyefendi kusura kalmasın, Abdülaziz de pek farklı değildi ondan. Sonradan intihar eden kim idi? Veliaht. Yusuf İzzettin Efendi. O da Abdülaziz'in evladıdır. O da intihar etti. Ben intihar ettirmedim. Şimdi Osmanlı Sarayı'nda bütün şehzadeler, kim ister bunu? Bütün şehzadeler kapalı kapılar ardında yetişiyordu, zavallı insanlar. Kimisi Çırağan Sarayı'nda, kimi Dolmabahçe Sarayı'nda, kimi Yıldız Sarayı'nda. Bu İran Şahı evladını, Londra'da okutuyordu. Öğretim, eğitim yaptırıyordu. Trabzon yoluyla bazen Londra'ya evladını görmeye giderken İstanbul'a uğruyordu buraya. Abdülaziz ile konuşuyordu. İki tane hükümdar konuşuyor, gidiyor ama asıl evladını görmeye gidiyordu.
bir Osmanlı şehzadesinin, bir Osmanlı, ben isterdim ki bir Osmanlı şehzadesi saray, hiç olmazsa bir tane, iki tane, üç tane şehzadesini toplasın, Avrupa'da tahsile göndersin, okutsun, zihnini geliştirsin. Sen sarayın içinde bir tane odayı açıyorsun, oraya Harbiye Mektebi'nden, Tıbbiye Mektebi'nin subaylarımı orada şehzadelere ders veriyorsun. Gördüğü eğitim bu zavallı insanların. Galatasaray Lisesi'ne göndermiyorsun. Mektebi Mülkiye'ye göndermiyorsun. Mühendishaneye göndermiyorsun. Tıbbiye orada duruyor. Yani padişah olacaksa bunların bir tanesi. Madem Burhanettin Efendi en çok sevdiği bir şehzadeydi Abdülhamid'in, en çok sevdiği şehzadesi Burhanettin Efendi'ydi. Hanedan kararnamesini değiştirip de benden sonra padişah olsun diye uğraştı. Kamil Paşa, Sait Paşa falan olmaz dedi. Siz Abdülhamid'in de iyi yetiştirilmediğini mi düşünüyorsunuz? Efendim. Onu da söyleyeyim, bir ara vereyim, sonra hemen diğer konuklarıma geçeyim. Buyurun efendim, söyleyeyim. Efendim, yetiştirilmediği meydanda hiçbir Osmanlı şehzadesinin hayatlarının hikayelerini görüyoruz. Ben yetiştirilse istemez miyim yani? Hangisinin tahsili var? Diyorum, hepsi sarayda, saray hümayındaki bir odada yapılıyor. Orada eğitim alıyorlar. Ne öğreniyorsa orada öğreniyor. Bu bizim Osmanlı hanedanının geleneği maalesef böyle. Bizim Londra'da büyükelçiliğimiz vardı. Tevfik Paşa orada büyükelçiydi. İki tane şehzadeyi göndereydin. Hı hı. Büyükelçilikte ikamet edeydi. Cambridge'de mi okuyacak, bir yerde mi okuyacak, İngilizce mi öğrenecek, bir meslek sahibi öğrenirdi. Ama gene mesleğini yapmaydı, ama Osmanlı Devleti'ne geldiği zaman aydınlanmış, dünyayı görmüş bir insan olarak dönmesini isterdim. Herkes isterdi. Ama öyle olmadı ve çok... Hiçbirinde olmadı. Anladım, efendim. Peki. Hiçbir şehzademiz böyle değil. Evet. Abdülhamid dahil. Ben lütfen Didem Hanım, çocukluğundan başlayayım dedim. Lütfen bunu bir söyleyeyim ben. Onu bir söyleyeyim, bir ara vereyim sonra ben. Ara vermem lazım. Onu ama söyleyin, tamam. Bak, Abdülmecit, Sultan Abdülmecit bunun babasıdır. Sultan Abdülmecid'in 18 tane hanımı vardır. 18. 1, 2, 3 değil hanımefendi. Anladım, 18. 9 evet. Tane hanım, 9 tane ikbal. Bundan 43 tane çocuk doğmuştur. Son çocuk 43. çocuk Vahdettin'dir işte. Bunun 4 evladı padişah olmuştur. Murat, 5. Murat, Abdülhamid, Sultan Reşat ve Vahdettin'dir işte. Şimdi şeye gelelim. Abdülhamid'e gelelim. Abdülhamid'in kaç tane evlilik yaptığını biliyorsunuz siz Sayın Üstad? Bilmiyorum. Ya. Çok büyük bir eksiklik değil mi? Önemli midir efendim, kaç evlilik yaptı? Efendim, bunu şunun için çok ciddi. Niye söylüyorsunuz? Efendim, onu anlamaya çalışıyorum ben. Efendim, yani bu Abdülhamid'i karamak için değil ya. Bir insanın ikinci Villem İstanbul'a ziyarete geliyor. Yanında bir tane hanımı var. Sultanahmet'teki Alman çeşmesini açmaya geliyor adam. Ziyarete geliyor aynı zamanda. Onun şerefine de bir tören yapılıyor. Güzel. İkinci Villem gelmiş, Alman İmparatoru. Ha, konumuz o değil diye söyledi. Osmanlı İmparatoru da Abdülhamid'le 9 tane hanımı var. Bir tane hanımını alıp da o akşamki yemeğe gelmiyor. Tek hanımı yok. Çünkü 9 tane. Bir bu ondan değil. Devlet geleneği bunu gerektirmediği için. İşte bu, efendim, bir tane olsa da getirmezdi. Buna, üstadım, buna gelenek dersen, buna gelenek dersen olmaz bu. Böyle gelenek olmaz işte. Siz buna ne diyorsunuz? Onu alayım, bir ara vereyim. Bu ne peki? Bu yaşa, o yaşanılan ne? İşte Osmanlı toplumunun, hanedanın, hı hı, ki bize intikal eden seyri, geleneği bu. Yani bunu arkadaşlarım hemen bana, Mehmet Metiner bakıyor, ben anlıyorum. Demek istiyor ki ne var bunda? 18 tane karı olsa. Öyle bir şey sormadın. Hayır, 18 tane yaşını... Aydınlanmış değiliz hiç kuşkusuz. Hayır. Aydınlanma felsefenize de karşıyız hiç kuşkusuz da. Üstadım, ben kusuru aklımızın ucundan bile geçmez. Hayır, ben aydınlanma felsefesi olarak konuşmuyorum bunu.
Siz batıdan bakarak Osmanlı'yı değerlendiriyorsunuz. O tarihte bir tek demokratik devlet gösterebilir misiniz? Efendim? İstibdatla yönetilmeyen bir tek imparatorluk gösterebilir misiniz Bay Tarihçi? Buyurun gösteren değil ki o tarihte Abdülhamid'in istibdatla hükmettiği dönemde Avrupa'nın X yerinde, Afrika'nın balta girmemiş ormanında demokratik bir ülke vardı. İstibdatla yönetilmeyen bir tek ülke vardı. Fransız ihtilali ne oldu efendim? İngiltere'de hangi rejim vardı? Ne vardı İngiltere'de? Almanya'da ne vardı? İngiltere'de ne vardı? Efendim imparatorluk demokrasi vardı. Demokrasi mi vardı İngiltere'de? Hepsinde parlamento vardı. Metin Bey, hepsinde parlamento vardı. Neyse, padişah denetleniyordu. Bunları konuşacağız. Yasaları parlamento bunları çıkarıyordu. Konuşacağız. Ama biz çok Maslak Köşkü'ndeki görüşmeyi bile beyefendi hemen Mithat Paşa'nın bunları konuşacağız. Bunları efendim, konuşacağız. Efendim Mithat Paşa. Ama mülakatı aldı padişah. Efendim işte onu Kadir Mısıroğlu diyebilir. Yok, o mülakat falan değil. Çok kategorik. Peki neydi? Ben birazdan onu ben alayım. Söyleyeyim. Birazdan ama bir ara vereyim. Mithat Paşa. Niyazi Derkes'te yazıyor. Paşa ve Abdülhamid'in görüşmesi neydi? Çantasında ne vardı? Bir pazarlık mı yapıldı? Abdülhamid hangi sözleri verdi? Mithat Paşa ile ne konuşuldu? Söyleyecek herkes ama izninizle bir ara sonra birlikteyiz. Evet, ikinci Abdülhamid Han'ı konuşmayı sürdürüyoruz. Sayın Perinçek, günümüzde tekrar Abdülhamid konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Zaten onun olduğu dönem en tartışmalı dönemlerden biri zannediyorum. Size göre Abdülhamid kimdi ve günümüze yansıyan tartışmalara ne dersiniz? Nasıl evet, bir tartışma? Tabii ben yani yaftalar gözümüzde asarak, damgalar vurarak değil de tarihin somut olayları üzerinden ve son 200 yıllık tarihimiz içinde Abdülhamid nerede duruyor ve öyle bakmanın yararlı olacağı kanısındayım. Şimdi ve onun döneminden günümüze hangi miras kaldı? Tabii. Şimdi 15, kim yerliydi? Abdülhamid mi? Evet. Şimdi bakın 15 Temmuz 2016 gecesi Fethullah terör örgütü darbecileri meclisi bombaladılar değil mi? Meclisi bombaladılar. Abdülhamid ne yaptı? Meclisi bombalamanın ötesinde 31 yıl kapattı. Yani 1878 yılında meclisi tatil ediyorum dedi ve 1908'e kadar yani ancak bir devrimle o meclis açılabildi, meclisi kapattı. Yani bir kere Abdülhamid meclisi kapatan adam. İkincisi Abdülhamid anayasayı rafa kaldırdı. Şimdi son 200 yılımıza bakıyoruz. Aslında Türkiye'deki bütün süreci meclisi açanlarla meclisi kapatanlar arasındaki kavga. Yani meclisi kapatan Abdülhamidlerle meclisi açan 1908 devrimcileri Mustafa Kemaller. Kimler meclisi kapatıyor? Abdülhamid kapatıyor. Sonra Vahdettin tekrar kapatıyor. Bu sefer Mustafa Kemal açıyor. Bir kere Abdülhamid meclisi kapatan adam. İkincisi yine 200 yıllık tarihimize bakıyoruz. Yani anayasalı bir rejim. Buna demokrasi deyin, halka dayanan deyin, milli irade diyelim. Bakın şimdi İstanbul sokaklarında dolaşarak görüyoruz. Çok güzel pankartlar var. Hakimiyet milletindir yazıyor. Abdülhamid kim? Hakimiyeti topluma, millete ve padişahın iradesinin dışında daha geniş bir alana yaymaya çalışan, anayasayı kapatan, şey yapan, tatil eden adam. Onun için Abdülhamid burada meclisi bombalayan Fethullah terör örgütüyle bir kere son 200 yıllık tarihimizde aynı yerde. Abdülhamid, Vahdettin. O dönemde Batı'yı az önce hatırlattım ya ben. Batı'da da aslında demokrasi var mıydı şimdi ki? Şimdi efendim yani, bakın onu konuşalım. 1640 İngiliz devrimi olmuş. Ondan sonra parlamento açılmış. 1789 Fransız devrimi olmuş. 1870 bir İtalya'da İtalya'nın birliği olmuş, parlamento kurulmuş. 1871 Almanya birleşmiş. Yani 1789 hatta İngiliz devriminden başlayalım. Demokratik devrimler çağında yaşıyoruz. Ve o demokratik devrimler çağında Türkiye'den olaya bakalım. Türkiye'de ne olmuş? 1876 Talebe-i Ulum isyanı olmuş. Yani medrese talebeleri ayağa kalkmışlar. Arkasından Harbokulu talebeleri, İşte Süleyman Paşa biraz evvel Ebu Bekir Bey söyledi. Onlar halk hareketi ve meşrutiyet ilan edilmiş. O meşrutiyet ilan edilmesiyle birlikte Murat döneminden sonra Abdülhamid gelmiş. Efendim Abdülhamid o şeyi kapatmış, meclisi kapatmış, o anayasayı tatil etmiş. Yani 1878
başında meclisi kapatan adam ve anayasayı tatil eden adam Abdülhamit. E şimdi biz hangi taraftayız? Meclisin mi yanındayız, meclisi kapatanların mı yanındayız? Anayasanın mı yanındayız, anayasayı kapatanların mı yanındayız? O bakımdan bu 200 yıllık bir tarih mücadelesi, tarih tartışması. Yani bir tarafta Abdülhamitler, Vahdettinler var. Bir tarafta Talat Paşalar, Mustafa Kemaller ve o geleneği sürdüren, meclis açan, hürriyet getiren, istiklal getirenler var. Bu işin siyasi cephesi. Ekonomik cephesine bakarsak, lütfen. Efendim Abdülhamit sonuç itibariyle kim? Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamit. Yani Tanzimat padişahları. Tanzimat 1838 İngiliz Ticaret Sözleşmesi ile başlamış. Efendim o yani ikinci döneminin sonunda Abdülmecid tarafından. Nedir İngiliz Ticaret Sözleşmesi? Türkiye'nin bütün kapılarının, pencerelerinin efendim yabancılığa, İngiliz'e teslim edilmesi, İngiliz'e imtiyazlar verilmesi, gümrüklerin kaldırılması vesaire. Bu dönemde borca batmış Osmanlı 1881 yılında yani Abdülhamit zamanında Abdülhamit kalkmış, Diyun-u İmumiye'yi Muharrem kararnamesiyle ilan etmiş. Türkiye'de vergi toplama hakkını kime vermiş? İngiliz'e, Fransız'a, yabancılara vermiş. Ekonomisi de bu. Yani borca batıran bir tanzimatçılık ve o borca batıran tanzimatçılığın doruk noktasında artık borçlanmanın sonunda vergileri toplama hakkını gavura vermiş. Değil mi? Yani şimdi bunlara baktığımızda bir de buna karşı kim var? Mustafa Kemaller var. 1908 devrimcileri var. Yani milli iktisadı savunanlar var. Üretimi kendi ülkemizde yapalım. Gümrüklerimizi dikelim. Kendi üreticimizi destekleyelim. Yabancı tüccara efendim imtiyaz vermeyelim. Kapitülasyonları kaldıralım. Yani tanzimat çizgisiyle ekonomide de onun karşısında olan vatan çizgisi, istiklal çizgisi çarpışıyor. Onun peki Sayın Perinçek, Sayın Sofoğlu dedi ya, yani hiçbir muhalifi öldürmemiştir o dönemde. Bunları yapmış şimdi ama bakın bir kere tarihi öldürme üzerinden tartışmak kadar feci bir yanlış yok. Ben şu soruyu sormuştum ya, Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı, hangisi sorusu? Bakın bu yaftaları ben memnun, yani yaftalarla tarih tartışmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Tarih hiçbir zaman öldürme, ölme üzerinden tartışılmaz. Fatih Sultan Mehmet bence en büyük Osmanlı padişahı. Yani yalnız büyük değil, hakikaten Osmanlı Devleti'nin merkezi despotluğunu kuran, olumlu manada bir despotluk Fatih Sultan Mehmet. Yani hakikaten tarihimizde çok ileri bir atılımı temsil ediyor. Ama çıkarttığı kanunnamene kardeşlerinizi katledin diyor. Kanuni Sultan Süleyman bırakalım şunu bunu katletmeyi. İki tane oğlu Bayezid'le Mustafa'yı katlediyor. Yani tarih böyle onu katletti. Bu Timur Beyazıt'ın ordusundaki on binlerce Türkmeni katletti. Beyazıt'ta Timur'un ordusundaki yine on binlerce Türk'ü katletti. Yani tarih katletme, katledilen, ha, ölen... İstiklal dönemi miydi? Nasıl bir dönemdi onun döneminde? Baskılar, rejimler dönemi. Bakın şimdi onun için miydi? Girdim o konuya. Yani bir yafta asmak yerine siz anayasayı kaldırıyorsunuz. Anayasayı kaldırmak ne demek? İstibdat. Peki Fransa'daki Jacobin yönetimi istibdat? O da istibdat. Ha, tamam. O da devrimci ama despot. Ama aydınlanmacı aynı zamanda. Tabii, tabii. Aydınlanmacı bakın, bir despotizm. Ben bu konuda sizin bu sorunuza Mehmet Akif'le cevap vereceğim. Yani istibdat dönemiydi neydi? Hı hı. Şimdi Mehmet Akif nedir? Bizim büyük İstiklal Marşı şairimiz. Ve o dönemi yaşamış. Yani Abdülhamit döneminde nefes almış, soluk almış bizim büyük şairimiz. Ve aynı zamanda dini değerlerimize bağlı muhafazakar bir şair. Şimdi bakın Abdülhamit'e şöyle sesleniyor. Ne yüce kavm idik. Yazık ki sen geldin, sefil ettin. Bütün gelecek ümidini imkansız kıldın, yok ettin. Rezil olduk. Sen ey kanlı kabus, kanlı kabus, sen rezil ettin. Gayret ifade eden bir pak alın her kimde gördünse. Bu bir cani dedin, sürdün. Ya mahkum eyledin hapse. Hafiyelerini vekil edip her vicdana. Yani vicdanları hafiye dikiyor. Her hisse duyguları hafiye dikiyor. Düşürdün milletin en kahraman evladını yese umutsuzluğa. Ne lanetlisin ki rahmetler okuttun ruhu iblise. Bakın şimdi Mehmet Akif gibi büyük bir vicdan, son derece sağduyu sahibi, fakirden, fukaradan yana olan büyük bir şairimiz o dönemde yaşamış.
kanlı kabussun sen diyor. Rezil ettin ülkeyi diyor. Nerede bir açık, pak, temiz alın gördünse diyor. Gayret içinde olan. Buna cani dedim ve mahkum edildim ve hapse attın diyor. Şimdi artık siz bu despotluk mu değil mi Mehmet Akif'e göre karar verin. Hafiyelerini vekil edip her vicdana. Yani vicdanları hafiye diktin diyor. Duyguları hafiye diktin diyor. Düşürdün milletin en kahraman evladını ümitsizliğe. Yani milletin kahraman evlatlarını umutsuzluğa düşürdün diyor. Ne lanetlisin ki? Sultan Hamid'e. Ne lanetlisin ki? Rahmetler okuttun. Ruhu iblise, yani şeytanın ruhuna rahmetler okudu. Şimdi siz artık karar verin. Bu bir despotluk mu, hürriyet mi, nedir? Ben onun için o çağı yaşamış, o çağda bulunan, hani Tevfik Fikret'ten bir şiir okusam belki arkadaşlarım itiraz edecekler. Onun için okuyun. En güzel tanıdık. Okuyun, okuyun. Çok ibret almış bir şiirdir. Mehmet Akif, ben bir tek şiirini okuyorum. Çok ibret almış bir şiirdir. Bakın, okuyun Mehmet Akif, bir şiir değil. Mehmet Akif'in böyle 9-10 şiiri var. Bir değil. 9-10 şiir var. Hepsini burada okuyabilirim. 9-10 şiiri var. Şimdi Mehmet Akif bizim güveneceğimiz bir adam. Güveneceğimiz bir adam ve İslam'ı yaşayan, İslam'a kuvvetle inanan, hepimizin güvendiği, Türkiye'de laiki, efendim dine inananı, bağlı olanı, daha dindar olanı falan, hepimizin ortak değeri. Şimdi bu insanlara güveneceğiz. Bu büyük bir Türk aydın. İstiklal Marşımızı yazmış. Şimdi o devam edeceksiniz ama bir, burada bir virgül koyalım. Ben sizle devam edeceğim ama Ebu Bekir Bey ne der bunu acaba? Ya yani Mehmet Akif niçin böylesine? Bu kadar değerliydi de sizin neo itaatçılarınız niye onu mu sıra sürgüne gönderdi? Ben ona katılmam. Ben benim için Mehmet Akif çok büyük bir değer. Yani bakın Mustafa o Kemal kusur etmediğiniz bakın, tek parti rejimi. Hayır, Mehmet Akif hepimizin, Türkiye'mizin, Türk milletinin çok büyük bir değeri. Hem yoksuldan yana olmasıyla büyük değer, hem kelleyi koltuğa alıp gelip Ankara'da İstiklal Savaşı'na katılmasıyla, mektep sıralarında yatıp o İstiklal Savaşı'nda mücadele etmesiyle, tevazusuyla, efendim o Seyfi Baba değil mi, şiirleri vesaire, yoksullardan yana olmasıyla bizim büyük değerimiz ve vicdanlı bir adam. Evet. Ha, şimdi onun için Mehmet Akif'in yazdıklarına güveneceğiz. Eğer Tevfik Fikret, Mustafa Kemal, Mehmet Akif bunların hepsi bir kararda, bir değerlendirmede buluşuyorsa o zaman bizim bunlara güvenmemiz ve inanmamız lazım. Peki izninizle burada yine ara vermem lazım. Aranın ardından Sayın Mehmet Metiner'le ve Ebu Bekir Sefi ile diğer konuklarımla Sayın Selim Kocaanoğlu ile devam edeceğim. Biraz ara, yine sonra tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Değerli konuklarım Doğu Perinçek, Mehmet Metiner, Selim Kocahanoğlu ve Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla birlikte 2. Abdülhamid'i, Abdülhamid Han'ı konuşmayı, tartışmayı sürdürüyoruz. Sayın Perinçek, sizin evet yarım kaldı. Mithat Paşa'nın işte onu da söyleyeceğim. Evet. İsterseniz ilk önce onunla başlayalım. Onunla başlayalım. Şöyle sonra başlayalım. Yani biz Vatan Partisi olarak Türkiye'yi yönetirken bizim cezaevlerimizde bir vatandaşımızın kılına bir halel geliyorsa onun sorumlusu biziz. Abdülhamit'in zindanlarında Mithat Paşa boğduruldu. Kim sorumlu? Yani ben burada o tartışmaya girmiyorum. Abdülhamit boğdurttu, boğdurtmadı falan filan. Ama bir kere o zindana tıkan Abdülhamit, o var. Yani Mithat Paşa gibi en büyük aydınlarımızdan ve devlet adamlarımızdan birini, işte emniyet sandığını kuran, Ziraat Bankası'nı kuran, bütün valiliklerinde halkın büyük bir sevgisini kazanmış olan büyük bir aydını hapse atıyor. O zindanlarda yıllarca Taif'te kalıyor ve ondan sonra da orada boğduruluyor. Kim? Gardiyanlar boğuyor. Peki kim bunun sorumlusu? Ben diyorum ki Vatan Partisi yönetiminde bizim cezaevimizde bir yurttaşımızın herhangi bir düğmesi kopsa o kopan düğmeden ben sorumluyum. Onun için Abdülhamit boğdurdu, boğdurmadı ama onun zindanında Türk aydını boğduruldu, katledildi. Peki. Yani o dönem tabii Mustafa Kemal'lerin de hapse atıldığı, Enver Paşa'ların da hapse atıldığı. Mustafa Kemal de söylüyor kendisi nasıl hapse atıldığını vesaire. Fakat şimdi başka bir esas noktaya değineceğim. Şimdi ülkeyi borca batırmış Tanzimat dönemi ve o kadar borca batırmış ki 1881 yılında, yani kendisinin iktidar döneminde ve meclisi kapattıktan sonra, meclise de kabahat falan kimseye bulamaz, kalkmış düğünü umumiyi kurmuş ve ülkedeki vergi toplama hakkını yabancı emperyalistlere teslim etmiş. Ama bu kadar ülke fukaralık çekerken, halk inim inim inlerken, savaşların içinde perişanken Abdülhamit'in servetine bakıyoruz.
müthiş bir servet yığmış. Tahttan indirildiği zaman Deutsche Bank, yani Alman bankasındaki mevduatındaki miktar 1.080.000 altın. Bakın lira demiyorum. 1.080.000 altın. Alman Deutsche Bank'taki miktarı. Peki bu kadar fakir fukara, bu kadar savaşlar, halk inim inim inliyor, padişahın kasası. Bakın bunu bir kıyaslayalım. Söyleyin. Vahdettin giderken 20.000 altını var. Yani Vahdettin'e göre, o yani hain padişah dediğimiz Vahdettin'e göre Abdülhamit'in 50 misli serveti var. 1 milyonun üzerinde. O yalnız Deutsche Bank'taki serveti, diğer malını, mülkünü falan filan katmıyoruz. Bu nasıl vicdan? Peki. O yoksul halk, paçavra içinde halk, insanlar serhatlerde ölüyor, kırılıyor vesaire filan. O 1 milyon altın. Bakın Almanların 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye verdiği borç 5 milyon altın. Yani koskoca savaşı biz 5 milyon altında götürmüşüz. Abdülhamid'in 1 milyon. Bunu da Şükrü Server ağabeyimiz bunu izliyordur tahmin ediyorum. Ondan aldığım bilgi bana bir şey yollamış, e-posta yollamış. 1 milyon altın 5'te biri Osmanlı'ya Almanların verdiği savaş bütçesi için verdiği borcu. Yani o kadar büyük bir para. Bugünün parasıyla 870 lira dediler şimdi Reşat altınını. Hani 1 milyar Türk lirasının üzerinde bir para. Sen 1 milyon ne kadar altın demiştiniz, affedersiniz. 1 milyon 80 bin. Bunu da şuradan aktarıyorum. Bakın burada da Abdülhamit'in el yazısıyla bu. Tabii. Cemal Kutay'ın kitabından aktarıyorum. Sizin bu kitapta da olması lazım. Osmanlı oğullarının varlıkları kitabında. Ülkeyi burada, borca batırırken kendisi bir yandan da kendisi için. Ülkeyi borca batırıyor. Savaşlarda para bulunmuyor. Siz o kadar... Ülkeyi tanzimatçılar borca batırıyor. Sizin kitabınızda da belirtiliyor. Tanzimatçılar. Evet. Yani tanzimatçılar kim? Abdülhamit borca batırmıyor. Abdülmecit. Tam tersine borçtan kurtarıyor. Efendim yapmayın lütfen. Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit. Tanzimatçı 3 tane padişahımız var. Bu üçü borca batırıyor ve o borca batıran çizgiyi sürdürüyor. Bakın en sonunda bir padişah vergi topluyor. O zaman niye padişahsın? Vergi toplamayı bile İngiliz'e veriyorsun, Fransız'a veriyorsun. Duyun çok eksik böyle anlatıyorsun efendim, üstad. Efendim, Sayın Metiner hemen sözü eksik size verelim. Duyun emniye çok eksik, çok çarpıtarak. Bakın Muharrem kararnamesi 1880. Tarih bu kadar çarpıtılmaz, doğru değil. Lütfen rica ederim. Duyun emniye bu değil. Peki ben şunu söyleyeyim. Duyun emniye bu değil. Efendim? Anlattığınız düğünü umumiye bu değil. Nedir? Düğünü umumiyenin bir tek, yani düğünü anlatacağız. Umumiye, müsaadeniz, düğünü umumiyenin Türkçesi borçlar yönetimi, düğün borç demek. Peki itirazınızı alabiliriz. Nedir size göre düğünü umumiye ve borca batırdı mı batırmadı mı Abdülhamit? Bu kadar serveti nasıl açıklayacağız Abdülhamit, peki? Ben o servetle ilgili kısmı tarihçilere bırakıyorum. O çok meraklılar, onlar meleklerin cinsiyetini tartışıyorduk. Hayır, bu cinsiyet değil. Siyasi felsefesi itibariyle Abdülhamit'i tartışacağız. Siyasi şimdi bakınız. Abdülhamit iktidara geldiğinde, yönetime geldiğinde ülke zaten gırtlağına kadar borca batırılmış. Senin kitabında da belirtiliyor bu. Sen hatırlatmama gerek evet, yok. Evet. Tamam. Evet. Abdülhamit diyelim ki 5 milyon borcu varsa o zamana kadar zaten gayrimüslimlerden borç almak bile caiz değil. Müslüman bir devletin gayrimüslim bir devletten borç alması bile caiz. Tanzimat bu geleneği getiriyor. Borca batırılmış, gırtlağına evet, kadar borca batırılmış bir memleketi devralıyor Abdülhamit. Onu sürdürüyor. Yok, hayır. Ondan sonra borcu ödemek için bu sizin dediğiniz dönemin emperyalist devletleri masaya oturuyor. 5 milyon borcum mu var? Bunu yarıya kadar kabul ederseniz bu yarısını da bu şartlarda bir an önce ülkeyi borçtan kurtarmak için. Bizim AK Parti döneminde IMF borçlarını kurtararak ondan sonra emperyalistlerin Türkiye üzerindeki... Çok ki Metin Bey, bakın bu... Hayır, bakınız. Yurttaşları aldatıyoruz. Abdülhamit borç diye bir şey yok. Bakınız, Abdülhamit önemi yok. Siz ülkeyi borçlandırmamıştır. Gırtlağına kadar borca batırılmış bir imparatorluğu karşısındaki emperyalist devletleri masaya oturtarak aman 5 efendim, milyonsa yarısını öderim. Vallahi bunu da bu şartlarda veririm diyerek ederim, ülkeyi bakın, borçtan kurtarmış bir hükümdar. Bakın, doğru oturup doğru konuşmak lazım. Alternatifi nedir? Geldi İttihat Terakki 1. Dünya Savaşı'nda kapitülasyonları kaldı. Şimdi istersen söz edelim, bana geçmişken ben hayır, geçmeden bir söyleyeyim. Genel çerçeve içinde bir cümleyle bitireyim. Tabii sayın Metin'e devam yani, edecek. Şimdi bir borca batıranlar var. Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit. Borca batıran bunlar. Bir de
ona karşı değil. Hayır, Tanzimatçılar. Abdülmecit falan değil. De Tanzimatçı. Hayır. O farklı bir kategorizasyon. Efendim lütfen. Hayır. Yani Tanzimat dönemi nedir? İşte bana, Türk aydını diye ululadığı Fuat Paşalar, Mithat Paşalar. Aman efendim lütfen. Mithat Paşa Tanzimatçı değil. Tanzimat, bunu, müsaade eder misiniz? Tanzimat 1838 Balta Limanı Sözleşmesi'yle başladı. 1839'da Gülhane Abdülmain'e ilan edildi. Tanzimat o dönemin padişahları, 2. Mahmud'un son yılı, onu saymıyorum. O Tanzimatçı değil, başka bir kategoride. O olumlu bir padişah. Ondan sonra Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamid. Tanzimatçılar bunlar. Niye dönemin muktedir aydınlarını saymıyorsun? Bunlara karşı, Sadaret makamında olanları saymıyorsun da Abdülmecid'i sayıyorsun. Onlar onun adamları. Yani bakın, Mustafa Kemalleri zindanlara atanlar bunlar. Mithat Paşaları, Mustafa Kemalleri. Yani kötü olunca Abdülmecid, iyi olunca Mithat Paşa, Fuat Paşa, öyle mi? Fuat Paşa değil. Fuat Paşa neyse, sizden. Yani. Fuat Paşa, Mahmut Celaleddin Paşa, tabii, Ali Paşa, Mahmut Şevket Mustafa Paşa, Reşit Paşa, hepsi sizin. Bütün darbeciler hepsi çok sizin iyi. Olsun. Bunların hepsi İngilizce, bütün darbeciler, batıcılar çok iyi. Rusçu. Ama milli ve yerli olan herkes çok kötü. Birbirimizi dinlemeyi rica ediyorum. Peki ben şuradan devam bakın, edeyim. Tamamlayın sevgili. Bir kere son 200 yıllık tarihte bir tanzimatçılar var. Nedir? Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Mahmut Celaleddin Paşa, Fuat Paşa. Bunlar nedir? Elçiliklerden süfrelerle ülkeyi yönetenler. Bunların tepesindeki padişahlar kim? Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamid. Buna karşı olan devrimci akım kim? Onlar da Mithat Paşa, Namık Kemal, Enver Paşa Bey, efendim Talat Paşa, Mustafa Kemaller vesaire. Şimdi Mustafa Kemal onun kadar borçlu ülkeyi alan ikinci bir adam var mı? Peki. İşte Mustafa Kemal gibi olalım. Kalktı bir milli ekonomi. Ben ilk turdaki akımı kullanabilir miyim? Daha konuşmadınız ki. Bitireyim. Evet, Mustafa Kemal ne yaptı? O borçlu ülkeyi kalkıp iktidarı emperyalistlere vermedi. Düyunu umumiyeyi mahkum etti. Ondan sonra Türk milleti kayıtsız şartsız millet egemendir dedi. Onun için dedi milli bütçe yaptı ve borçları da ödedi. Peki. Milli ekonomiyle ve Sayın Metiner. Tamamlayayım. 1930'larda Türkiye 10 yıl dünyada en hızlı gelişen iki ekonomiden biri oldu. Yani bir Abdülhamit ekonomisi var, borca batıran. Bir de o borçları yüklenmiş olan Lozan Antlaşması'nda Mustafa Kemal'lerin 1930'lar Türkiye'si var. 10 yılda dünyada ekonomide ilk iki ekonomi. Buyurun hızlı Sayın gelişiyor. Metiner. Buyurun. Bakınız. Şu soruya da yanıt verin. Ya Abdülhamit mi milli ve yerliydi? İttihatçılar mı milli ve yerliydi? Hiç kuşkusuz Abdülhamit. Niye anlamadım efendim? Abdülhamit mi milli ve yerliydi? Ama siz evet, İttihatçılar mı milli ve yerliydi? Tabii çok açık. Yani. Güzel bir soru. İttihatçıların yerlilikle millilikle hiçbir alakası yok yani. Ne İttihatçıların? Yani kadim itaatçıları ne de neo itaatçıları. Yani Cumhuriyet'e kadar taşınan itaatçı ideolojinin bu topraklarla bir alakası yok yani. Ne millilikle ne yerlilikle. Bu ayrı bir tartışma konusu. Buna geleceğiz zaten. Bence gelmeliyiz. Evet. Çünkü tarihi okumada iki yanlışı yapmamak lazım. Bugünden kalkarak tarih okuması yapamazsınız. Bir de bu ülkeye aitseniz batıcı bir gözle, bugün emperyalist devletler diye suçladığınız, yerin dibine batırdığınız devletlerin gözüyle de kendi tarihinizi, kendi tarihi şahsiyetlerinizi mahkum edemezsiniz. Kuşkusuz batılı bir perspektiften bir tarih okuması yapabilirsiniz. Hı hı. Hem emperyalist devletler, sömürgeci devletler diyeceksiniz. Hem de o devletlerin eğitim kurumlarında yetişmedikleri için şehzadelerin giderek İşte zihni cevaliyetlerini yitirdiklerini, ülke yönetemeyecek geri kafalı olduklarını, o ilerici gerici aydınlanma ideolojisinden vazgeçeceksiniz. Bir aydın kendi ülkesine bu batıcı perspektifle bakıyorsa kendini sorgulamalı. Abdülhamid'i de anlayamaz, şehzadeleri de anlayamaz. Bize... Osmanlı'nın kurucu şahsiyeti. Nerede okumuştur? Cambridge'de mi okumuştur ya? Selim Bey'e biraz yanıt veriyorsunuz. Onun Yok. Eleştirilerine biraz az önce. Cambridge'de mi okumuştur? Ve de Cambridge'de okuyan Jacobenler ülkeyi istibdatla yönetmemişler midir ya? Fransa tarihi dediğimiz tarih, ihtilalden sonraki tarih, kanlı bir tarihtir ya. İstibdat kelimesine bile... Hangi Jacobin Cambridge'de okudu? Bir tane örnek verseniz. Ya neyse ben... Hiçbir tane yok öyle bir şey. Ya Cambridge'de okumamışlar da Fransa'nın en gözde üniversitelerinden okumuşlar. Yok hepsi bu topraklardan çıkan efendim mühendishanenin yani ve... Yani Fransa ihtilali, Fransız ihtilali ve sonrası despotizm kelimesine bile... Despotizm kelimesine bile rahmet okutturacak bir dönemdir. Siz o dönemden aydınlanma diye bahsediyorsunuz ya. Ama Abdülhamit döneminin
koskoca bir imparatorluğu tekrar yaşatmaya dönük mecburiyetten kaynaklı tedbirlerini bile istibdat diye suçluyorsunuz. Gerçi böyle bir tarih okuması, Abdülhamit Abdülhamit o dönemde Batı müziğine meraklı bir isim aslında baktığınızda. Çocukları için de Almanya'dan 4 adet piyano getiriyor. Baktığınızda 10 piyano besteleri var. Bak, aslında biraz yüzü Batı'ya dönük bir işi. Yüzü Batı'ya dönük. Evet. Ama zihni burada olan, gövdesi, yüreği, ruhu burada olan ama Batı'yı da anlamaya çalışan, evet, Batı'nın dengelerini koruyarak, kollayarak imparatorluğu yaşatmaya çalışan bir büyük siyasi dehadır. Hı hı. Tarih bütünüyle aktan ibaret değildir, karadan ibaret değildir. Abdülhamid'in de eksiklikleri vardır. Ama Abdülhamid'i bir müstebit sultan falan, bu çok... Yılmaz Özsunan'ın kitabını ben az önce gösterdim ya, şöyle bir kez daha göstereyim Sayın Özsunan'ın kitabından. Diyor ki, bugün Türkiye'de tamama yakın belli başlı devlet kurumları, kuruluşları, mahalli ve özel teşebbüsler, yüksek ve ortaokullar onun devrinde veya ondan az önceki ve az sonraki yıllarda kurulmuştur. Kesinlikle. Millet Meclisi diyor, senato diyor. Almanya'daki bütün otobanları da Hitler yaptı. Anayasa Mahkemesi, siyasi yani, partiler. Ne dersiniz? Yani 33 yıl kaldığınız zaman tabii bir şey yapıyorum. Ama Hitler örneğini verdi. Almanya'daki giden otobanları, fabrikaları şöyle ben de zaman zaman alıntılar yapıyorum tabii. Şimdi bakınız, tarihi bugünden kalkarak okumak ne kadar yanlışsa, hı hı, şablonik bir okumaya tabii tutmak da yanlıştır. Efendim FETÖ'cüler meclisi bombaladılar, Abdülhamid de meclisi kapattı, ikisi arasında ne fark var? Burada iki yorum geldi. Ebubekir Bey iddiaçları bir anlamda yo devam edeceksiniz FETÖ'cü olarak nitelendirdi. Abdülhamid döneminin... Ebubekir kardeşimin söylediği doğru. Nitelendirmedim. Geleceğim. Bir örnek, FETÖ örneği var ama kim kime nasıl benziyor anlamadım örnek ben. Örnek yaşadık demek yaşadık, için. Anladım. Şimdi bakınız. Buyurun, Sayın Metin'e. Abdülhamid sözleşmeyle. Hı. Ama o hani aydınlanmacı, büyük Türk aydını dediği Mithat Paşa'nın o nasıl bir kompasıyla tahta oturtuluyor. Bak, benim dediğimi yaparsan oraya oturtursun. Yoksa sen de olamazsın. Yani kendi çantasında başkasına padişahlık verecek kadar kendini muktedir zanneden. Peki Abdülhamid de dediği ne? Üstad bir konuşayım. Hayır, ya. Bir soru geliyor. Soru ama insicam bozuluyor. Peki, olur. İnsicamımız bozulmaz, size güveniyoruz. Ne diyor? Mithat Paşa bana 1 milyon altından 50 bini de bana mı ver diyor, yoksa anayasayı... Öyle deseydi, imparatorluğu batırdılar. Anayasayı ilan et diyor, meclisi aç diyor. Yani şimdi siz Mithat Paşa'nın ne dediğini söylemezseniz izleyiciler yanlış bilgi alır. Ya sözleşmede ne var? Onu Didem Hanım, anayasa getir diyor. Anayasayı tamam, yapalım diyor. Tamam. Soru anlaşıldı. Tamam, müsaade edin. Buyurun Sayın Metiner. Anayasayı getiriyor. Sözleşmede o var. Kanun esasıyı getiriyor. Tamam. Ve bunu ilan ediyor. Peki meclisi neye dayanarak kapatıyor? Kanun esasının 113. maddesine dayanarak kapatıyor. Kanun esasının 113. maddesi zaten Abdülhamid'e bu tür durumlarda meclisi feshetme, kapatma yetkisi veriyor. Tatil etme. Hayır, feshetme, kapatma yetkisi. Ama o tatili kullanıyor. Hayır, tatil değil. Yani tatil. Anayasadaki yetkisini kullanıyor yani. 113. maddede bu yetki var mı yok mu? Tatil var tabii. Yani yetki var ama mesele yetki değil. Ya doğru, meclisi kapatıyor. Kitabından göstermeme gerek yok. Hayır, sen efendim, yazmışsın bunu, kitabını unutmuşsan hatırlatmama gerek var mı? Bakın, tatil ediyor. Ben sizin lehinize bir şey söylüyorum. Devleti tehlikede gördüğü anda sultan anayasayı yürürlükten kaldırabilir maddesi. 113. Bakınız, maddeden bahsediyoruz. Bakınız, Abdülhamid abisi deli diye amcası gözlerinin önünde götürülürken görüyor Abdülaziz'i. Tabii ya, Mithat Paşa'nın Taif zindanında öldürtülmesini hiçbirimiz şık bulmayız. Ama Abdülhamid intihar etmiştir. Abdülaziz'in de öldürtülmüş olabileceğine zinhar ihtimal vermeyiz nedense. Ama mutlaka Mithat Paşa öldürtülmüştür. Çünkü tarihe bakışımız bu, kendi tarihimize bakışımız bu. Abdülhamid'in amcasından. Şimdi bakınız, Abdülhamid bu şartlarda Batı kendi içinde bir blok halinde bu imparatorluğu çözmeye, çökertmeye, parçalamaya çalışıyor. Hasta adam diyor. Ve böyle bir imparatorluk enkazını devralmış. Gırtlağına kadar borca batırılmış. Kendi iç kavgalarıyla tüketilmiş bir imparatorluğu 33 yıl ayakta tutuyor. Meşrutiyet ilan ediyor. Kanun esası ilan ediyor. Meclisi açıyor. Ve hepsi birkaç ay. Ve kendisine rağmen ülkeyi savaşa sokan,
bir tarihsel gerçeklik ve onun beraberinde getirdiği yıkıcı sonuçları görerek meclisi 113 numaraya dayanar kapatıyor. Kimse Abdülhamid'in kanuni esasının dışında keyfi bir biçimde despotik bir anlayışla meclisi kapattığını iddia edemez. Ama bu ülkenin FETÖ'cüleri, hain FETÖ'cüleri darbe yapmak için meclisi bombaladılar. İkisi arasında bir benzerlik, illiyet gözeterek birbirinin tıpkısını aynısı demek tarihe de haksızlıktır. Abdülhamid'e de haksızlıktır. FETÖ'cüler de bir anlamda başka bir yere oturtmaktır yani. Niye uzun yıllar kapalı kalıyor meclis peki? Açılamıyor. İşte onu da söyleyeyim yani. Bir imparatorluk. 31 yıl efendim. 31 çeşitli. Yıldan bahsediyoruz. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl değil. Ya bizim bildiğimiz meclis bugünkü meclis değil ya. Anayasanın... Bak, bir dakika. Mehmet bir şey soracağım. Üstadım bak. Üstadım bir dakika ya. Başka bir maddede meclis feshedildikten 45 gün sonra Didem seçime Hanım. Gidilir diye Didem maddede Hanım. Var. Didem Hanım, birinci meclisi de Abdülhamit mi kapattı? Kim kapattı birinci meclisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kim kapattı? Türkiye Büyük Millet Meclisi oturdu. Seçime gitti. Hüseyin Avni Ulaş önerge verdi. Biz seçime gidiyoruz lütfen, dedi. Lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle... İkinci dönem seçimlerle gitti. İşte tarih böyle yazılıyor. Hayır, var mı itirazın söyle. Neyse, buna itiraz edersen efendim, meseleyi başka ideolojik bir mecraya taşıyacaksınız. Yanlışsa beyefendi söylesin. Söylesin. Siz tarihçiler kendi aranızda bakınız. Ben tarihçi meclisin, falan değilim beyefendi. Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi oturumunda önerge verildi. Osman Bey. Kendi iradesiyle seçime gitti. Sevgili ya. Tarihçimiz. Dinleyin bu, ya. Bu kadar bunu niye... Tarihin farklı okuması da olabilir ya bu kadar. Bu tarih değil, önergeyle seçime gitti. Biz o önergeler nasıl verildiğini biliriz ya. Hüseyin Avni Ulaş'a ben mi verdirdim önergeyi? Bakınız, mesele başka yere kaymasın peki, diye. Peki şimdi tekrar... Ben de bir siyasetçiyim, yanlış mecralara taşınmasın için. Evet. Çok dikkatli konuşuyorum. Ya gazeteci olsaydım belki çok daha rahat konuşurdum ama... Şunu söylemeye çalışıyorum. Tarihsel konjonktür bazen size istemediğiniz şeyleri yaptırabilir. Bir imparatorluk tehlikede. İç kavgalar var. Bunu buraya Ankara'ya niye bağlıyorsun? 100 sene önceki olay. Bunu niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgisi yoktu. Onun yani için. Abdülhamit dönemine ilişkin her türlü eleştiri mübah, meşru. Ama tek parti dönemine yönelik her eleştiri Atatürk düşmanı. Hepsi serbest efendim. Yapmayın böyle. Hiç söylenmeyecek bir şey yok. Bir diğer husus. Bir diğer husus. Dönelim Abdülhamit dönemine tekrar. Evet, şimdi o dönemine bakınız. Gideriz. Hakimiyeti milliye prensibi dediğimiz. Hı. Aslında bugün hepimizin de çokça tenkit ettiği o Jean-Jacques Rousseau'nun çoğunlukçu diktatöryasıdır ya. Aslında mutlakiyetçiliktir. Fransız Jacobenlerinin savunduğu da budur yani. Toplumsal sözleşme dediğimiz nedir yani? Çoğunluk ne derse o olur. Yani tek kişiden alınan iradenin çoğunluğu. Demokrasi değil ki bu, cumhuriyet de değil bu. Fransız Jacobenlerinin sizin aydınlanmacı felsefe dediğiniz, uruladığınız o dönemdeki felsefenin şeyi bu Jean-Jacques Rousseau'cu, çoğunlukçu düşünce. Aslında bir tür başka diktatöryal. Şimdi o yüzden Atatürk zamanı, işte Abdülhamit döneminde hakimiyeti milliyet yoktu. Abdülhamit millet hakimiyetini kendi iradesinde topladı. Monarşizm dediğim şey, mutlakiyetçilik dediğim şey bu zaten. Alman imparatoru da böyle yapmıştır. İngiltere kralı da böyle yapmıştır. Onların meclisleri vardı ama meşrutiyet vardı. Meşrutiyet meclisler vardı. Evet. Bir tarafta Abdülhamit, bir tarafta Vahdettin, bir tarafta işte Talat Paşa. Bakınız Enver Land olmuş bu ülke ya. Yani Abdülhamit istibdatla yönetmiş de tek kişi yönetimi var da İttihat Terakki döneminde çok kişi yönetimi mi var? Parti yönetimi mi var? Enver Paşa bu ülkeyi savaşa soktuğunda Talat Paşa İçişleri Bakanı'dır, partinin umumi başkanıdır, haberi yoktur. Cemal Paşa'nın haberi yoktur. Sadrazam'ın haberi yoktur. Türkiye için Enver Land denilmiştir yani. Şimdi siz İttihat Terakki döneminin despotizmini görmeyeceksiniz. Isırıcı meliklik anlayışını görmeyeceksiniz. İstediklerini öldürmüşlerdir, istediklerini kapatmışlardır, vurmuşlardır, faili meçhuller yapmışlardır, ülkede terör estirmişlerdir. Siz bu döneme devrim hareketi, halk hareketi, özgürlük dönemi diyeceksiniz ki Doğu Bey kendi kitabında öyle diyor. Halk devrimi, işte özgürlükçü falan 27 Mayıs'a da öyle diyor çünkü yani onu darbe olarak görmüyor. 1908'i 27 Mayıs ihtilalini askerlerin yapmış olduğu bir darbe olarak görmüyor. Bir halk devrimi.
karşı devrimcileri püskürten, toplumu da özgürleştiren bir peki. devrim projesi olarak. Dolayısıyla siz tarihe böyle bakarsanız, evet, buradan şeye geliriz biz. Rahmetli o ilerici, gerici kategorizasyonunu. Halk gericidir. Efendim siyasal seçkinler ilericidir. Halk her zaman için bu siyasal ilerici seçkinlere itiraz etmiş. Peki Sayın Metiner, buna bir yanıt versin Sayın Perinçek. Buna bir yanıtınız var mı? Gülümsediğinizi gördüm. İtirazınız ya da efendim, yorumunuz var mı? Bu hiç doğru değil. Bir kere Abdülhamit'i tartışıyoruz. İkincisi, halktan yana olmak için meclisten ve anayasadan yana olmak lazım. Bakın, meclisi kapatan bir hükümdarın halktan yana olma şansı yok. Halktan yana hükümdarlar da var. Halk dünyada. Yok ki sizin anladığınız yani, anlamda halk kavramı yok o dönemde. Ama şimdi bakın, biz siz genel suçlamalar yapıyorsunuz. Teba var. Müsaade eder misiniz? Kul var. İmparatorluk biz, kavramı içerisindeki için, şeyler farklıdır. Sayın Metiner, buyurun. Ayrı bir ama itaatçılar da o dönemi bir yapalım. Gerçeği bakın yani. Bugün Abdülhamit'i ayrı... tartışıyoruz. Hı-hı. Tabii onun alternatifi de itaatçılar. Ama bir tarafta, olmaz. Bir tarafta meclis kapatan Abdülhamit var. Bir tarafta meclisi açan iddiatçılar var. Bir tarafta anayasayı... Hangi meclis üstad ya? 1908 yılında meclisi mebusanı... Özgürlük 19... mü var ya? Efendim müsaade edin. 1908 devrimiyle açılmadı mı meclisi mebusanı? Hangi ayak uyumlarıyla, hangi seçim kanunlarıyla, nasıl iddiatçılarla doldurduğunu bilmiyor yani, musun? Dağa çıkan subaylar efendim... Van'da. Eşkıyadır ya Resneli Niyazi. Nerededir lütfen. Ya yapmam Van'da. Peki Resneli Niyazi eşkıya dediniz. Van'da, canım, Diyarbakır'da, Erzurum'da, yapma Ankara'da. Halkla ne alakası var o halk hareketi. Bakın 1908 devrimi öncesinde Anadolu'da büyük halk hareketleri var. Ve aynı şekilde Balkanlar'da çok önemli halk hareketleri var. Ha, Balkanlar'da var evet. Tabii. Rusya'nın kışkırtmasıyla imparatorluğa başkaldıran halklar var. Profesör Zafer Kars'ın 1908 öncesi Anadolu'da Halk Hareketleri kitabını görürsek, ki başka kitaplarda da var bunlar. Anadolu'da çok kuvvetli, bakın sayıyorum, Erzurum, Diyarbakır, Sivas, Van, Ankara, Denizli, Ankara, Anadolu'nun her yerinde çok kuvvetli halk hareketleri var. Ve İttihat Terakki'nin dayandığı sınıfsal temelde Zafer Toprak hocamız çok güzel incelemiştir. Esnafa, orta hallilere, küçük gelir sahiplerine dayanan bir hareket. Ve bunların hepsi fedai insanlar, ceplerinde paraları olmayan, 1 milyon altını saymasını bile beceremeyecek olan... Batı hayat... devletlerin ha? paralarıyla kendi yok, imparatorluğunu batırmaya çalışan... Bakın iddiaçılarda batılı devletin parasıyla hiçbir şey yok. Bunlar Türkiye tarihinin... Bu tarihini... dergiler, gazeteler yurt dışında nasıl çıkarılmıştır? Ahmet bakın, Rıza'yı kim imaye etmiştir? Jön Türklerle iddiaçıları karıştırıyorsunuz. Burada. Bak yani bir Jön Türkleri de iki grup var. Bir Prens Sabahattin grubu var. Onun devamı... O sayılmaz zaten o. Prens Sabahattin zaten prenstir ve onun devamı Turgut Özal'dır. Efendim Tansu Çiller'dir ve Tayyip Erdoğan'dır. Yani, asla. Prens Tayyip Sabahattin Erdoğan'ın çizgisi o. Tarihte bir karşılığını arayacaksan Mustafa Kemal'le kıyaslayacaksın. Ha, o güzel, en büyük devrimci Tayyip Erdoğan'dır. Ona özenmeniz çok güzel bir şey. Tabii yani ki, Mustafa Kemal'e özenmenizi tebrik ederek karşılıyorum. Çok güzel bir şey. Ben ilerleyen dakikalarda bir yazıdan yani, da yine İbrahim Abdülhamit Kıbrıs'ın yazısından anlatacağım. Ben hiçbir bu toprakların yetiştirdiği en milli, en yerli devrimcidir. Tamam, o milletin değerlerini devletleştirmiştir. Peki, milletine rağmen devlet anlayışını değiştirmiştir. Evet. Mehmet Akif konusunda bir şey söylememe izin verir misiniz? Bir cümle alayım sonra Sayın Sosoğlu ve Sayın Kocahan olduğunu deneyeceğim. En büyük kusuru sadece Mehmet Akif'te değil. Bediüzzaman Said Nursi'de de vardır bu. Bilmem sonradan sadrazam yapılan Prens Said Halim Paşa'da da. Bakınız İttihatçıların safında yer almışlardır. Bediüzzaman Said Nursi. Bir sır var yani demek ki ha, o zaman hayır, Abdülhamit'e herkes karşı çıkmış. Ama sonradan da hepsi dizini dövmüştür 1908 devrimini gördükten sonra. İttihatçıların despotizmini gördükten sonra da evet. Abdülhamid'e rahmet okumuşlardır, dizlerini dövmüşlerdir. Çünkü İttihatçıların ihaneti çok büyüktür üstad. İmparatorluk kaybettirdiler bize. Bu ülkede istiklal adına, hürriyet adına ne kazanıldıysa o çizgi kazandı. Özgürlüğü yani 1908 devrimi. Özgürlüğü Mustafa. İstiklal, hürriyet onlarda. 1950'ye kadar tek parti dönemi bile kuyu faşizm, bakın, otoriterlik lütfen, rejimi. Atatürk ya. Dönemi Türkiye'deki en büyük demokrasi dönemidir. Allah aşkına Mustafa ya. Kemal Atatürk'ün dönemi Türkiye'de en büyük demokrasi dönemi. Tek parti dönemi, dönemi diyoruz, tek parti dönemi. Atatürk de tek parti.
Bakınız. Peki izninizle hanedanlık yerine tek parti rejiminin ikame edilmesi Sayın demokrasi Metiner, değildir. Sayın Bakın, Perinçek. Ama o tek parti Türkiye'ye demokrasi getirdi. Fakiri, fukarayı, Talip Apaydın, i̇şte Fakir Baykurt. Demek köylerde... ki demokrasiyi getirecekse despotizm, her türlü yasaklama mübah. Hayır efendim, siz despotizmi diyen sizsiniz. Mustafa tek Kemal... parti döneminde ama... muhalefet eden tek bir gazete ismi gösterebilir misin? Mesele o değil ki. Ama Abdülhamit sansürcü oluyor. Bir gazeteyi kapattığı için. İmparatorluk düşmanı Atatürk bir gazeteyi döneminde kapattığı sansür için. Yok. Atatürk döneminde sansür yok. Atatürk adını kullanmana gerek yok üstadım. Niye bana tek parti döneminde rejime muhalefet eden, tek partiye muhalefet olmaz eden bir tek gazete ismi söyle. Olmaz olur mu? Kapatılmayan efendim, sonrasında. O dönemde çok sayıda. Peki izninizle Sayın Perinçek, yani Sayın Metinler bir ara vereyim. Türkiye tarihinin ardından... gördüğü en demokratik dönem Atatürk dönemi. Atatürk'e itirazınız yok. Tamam, hemen mesela... oraya getirme üstad. Yok. Peki bir ara bir ara verelim. Hayır, bir itirazınız ara yoksa verelim, ne mutlu bize. Çok sevindik. İtirazınızın olmamasına çok sevindik. Güzel İkisi bir şey. Mukayese edeceksen ille... Mustafa Kemal'le Tayyip Erdoğan'ı mukayese et. Çünkü ikisi de liderdir, ikisi de devrimcidir. Güzel. Peki. İlerleyen dakikalarda da Sayın Perinçek. Sizin Atatürk'e bu şekilde sahip ama çıkmanız... Ama biz itaatçı değiliz. Sizin tabirinizle Mustafa Kemal itaatçı. Aramızdaki fark bu olabilir. Neyse yine güzel bir yere geldiniz. Mustafa Kemal üzerinden itaatçılığa yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz. Hayır, aslında. Bu beni mutlu etti. Aslında itaatçılarla. Peki efendim. Yeni bir akrabalığımız olamaz. Çok teşekkür ederim. Bir ara verelim. Aranın ardından soracağımız çok soru var. Abdülhamid'in dönüşü, itaatçılığının da dönüşü olur mu? Sayın Mehmet Metinler'in söylediği. Abdülhamid Kırmızı'nın da El Cezire Türk'te yayınlanan Erdoğan Abdülhamid'e değil Mustafa Kemal'e benziyor yazısından da ilerleyen dakikalarda alıntı yapacağım ama Abdülhamid önemini anlamayı tartışmayı sürdürelim. Çünkü o dönemden günümüze bakacağız biraz. Vehimli bir padişah mıydı yoksa tedbirli bir padişah mıydı? Ebu Bekir Sofuoğlu'nun da imzası olan bir belgeselde şu ifadeler yer alıyor. Görünmeden görmek ana felsefesi gizli servisini kuruyor ve sistemli hale getiriyor şeklinde bazı görüşler, analizler var. O döneme konuşmayı ve o dönemden bugüne bakmayı sürdüreceğiz. İzninizle biraz ara sonra birlikteyiz. Efendim devam ediyoruz. Doğu Perinçek, Mehmet Metiner, Selim Kocahanoğlu, Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu ile birlikte Abdülhamid'i, onun dönemini ve günümüze yansımalarını konuşmayı sürdürüyoruz. Sayın Sofuoğlu, önce Sayın Metiner'in... Şimdi bakınız, evet, peki, Doğu Perinçek'i bu akşam bir kez daha tebrik ettim. Doğu Meclisten bu kadar çok yana olması var ya gözlerimi yaşarttı. Bazı kitabı bilgilerini değiştirmesini salık vereceğim. Çünkü 27 Mayıs'ta devrim diyor. Bu bir askeri darbe değildir diyor. 27 Mayıs'ta da meclis kapatıldı yani. Doğru mu? 27 Mayıs meclis getirdi. Bir dakika. Bir kapatılan dakika. Meclisi açtı. Tabii, tabii zaten. Yani yeni bir meclis Demokrat Parti geldi. Yani 27 Mayıs devrimdir diyor. Halk devrimidir diyor. Aslı askeri bir ihtilal değildir. Halbuki 27 Mayıs'ta birlikte seçilmiş başbakan idam edildi ya. Bakanlar idam edildi. Meclis kapatıldı. Yeni bir anayasa getirildi. Yine anayasada diyor iyi ki getirildi. Özgürlükçü bir anayasa. Düzeltmesi gereken eğer sahiden meclisten yanaysa bir şey soracağım. Doğu Bey. AK Parti'nin çoğunlukta olduğu bir meclisten bahis de diyor ki asla diyor bu meclis yeni bir anayasa yapamaz diyor. Çünkü bu meclis kurucu meclis değil. Peki kurucu meclis olabilmesi için bir meclisin hangi hususiyetlere sahip olması gerekiyor? Halk tarafından... Mutlaka darbe sonrası olacak. Hayır. Yani 27 Mayıs'ta olduğu gibi bir darbe yapılacak. Darbeden sonra oluşan meclis kurucu meclistir. O meclis anayasa yapabilir. Ben Doğu Bey'in de bu anti darbecilik yaklaşımını doğrusu alkışlıyorum. 15 Temmuz darbe girişimindeki tavrını Sayın Perinçek'in hatırlatayım ama. Metiner, bakın bu meclis toplanır, yeni bir anayasa yapmak için ülkeyi meclise götürür. Der ki bu seçilecek meclis anayasa yapacaktır der. Halk o kurucu meclisi seçer ve o anayasayı yapar. Yani bu anayasa hukukçularının ve anayasa hukukunun yüzlerce yıllık birikimi. Yoksa ben bunları kafadan uydurmuyorum. Yani bunu bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman, bir İtalyan anayasa hukukçusuyla da konuşursanız... Peki FETÖ'cüler darbe yapsaydı, ondan sonra meclis oluştursalar, vallahi FETÖ'cüler darbe yapsaydı, ilk başta kurşuna dizecekleri adam herhalde bendim. Yani size sonra sıra gelirdi. O zaman da tarihi. Peki 27 Mayıs'tan sonra oluşan meclis kurucu meclis mi? Size peki, kurucu meclis.
Sayın Metiner. Kurucu meclis. Yani zaten kendisi kurucu meclis dedi. Peki, tekrar Abdülhamid'e dönersek, Abdülhamid'den bakmaya devam edelim. İşte Nehu İttihatçı yani. Olduğu için sevgili Doğu. Peki. Dolayısıyla Ebu Bekir Sofoğlu'nun da ilave etmek istediği Mehmet Akif'le ilgili ve diğer notları var. Onları aktarsın, sonra ben diğer başlığı açacağım. Vehimli bir padişah mıydı, tedbirli bir padişah mıydı? Sorusundan biraz devam edeceğim. Buyurun Sayın Sofoğlu. Şimdi birkaç not aldım, birkaç madde inşallah bir an önce tamamlayabilirim. Daha hızlı hızlı. Abdülhamid adının konulması ahde vefadır. Abdülhamid'i öne çıkartmak değildir. Mesela Hamidiye Etfal Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi olarak değiştirilmişti. Abdülhamid kurmuştur. Bir insanın kurduğu yapıya onun isminin verilmesi, onun öne çıkarılması değildir, ahde vefadır. Mesela ama işte ikinci Mahmut kurdu. Bakın bu tarihi ilgi hatanız var. İkinci Mahmut'un kurduğu. Gülhane Tıp Akademisi'ni. Ben Şişli Etfal dedim. Onu bilmiyorum. Gülhane Tıp Akademisi'ni, yani Abdülhamid adı verilen hastaneyi Abdülhamid değil, ikinci Mahmut kurdu. Onu eğer bilmiyorum. Yani ille bir padişah adı verilecekse ikinci Mahmut'un adı verilecek. Onu bilmiyorum. Ama Abdülhamid ismi verilecek. Kenan Evren Lisesi'nin adı Hamidiye Lisesi'ydi. Değiştirildi. O zaman ses çıkmadı. Hı-hı. Efendim 300 senedir çürüyordu ifadesi doğru bir ifade değil. Osmanlı son 6 yıl yıkıldı. Bunu açabilirim. Hızlı geçiyorum. Hı hı. Şehzadeler kapalı kapılar ardında belki yetişiyordu ama tamamen bizim bildiğimiz kapalı kapılar değil. Münevverler aydınlarla pekala görüşüyordu. 5. Murat darbeye teşebbüs etmiş birisiydi. Bir sefer denemiş. Siz ne yapardınız? Sizin cüzdanınızı çalmaya kalkan bir hırsız olsa 5. Murat'ı hırsıza benzettiğimi lütfen kalkıp konuşmayalım. Siz tedbir almaz mısınız? Belki kapalı kapılar ardında gibi tanımlaması tartışılabilir, vakit müsait değil ama hı hı. Dönemin en saygın öğretim üyeleri, müderrisleri tarafından yetiştiriliyordu. Bu bizim sıradan bir insanlar değil. Kendi işte okumuşlar mıydı? Efendim, batıya gidip gelmiş olmamaları bir eksiklik değil, bunu da tartışmak mümkün. Meclisi kapattı meselesine gelince ben bu tartışmayı açmak istemiyorum hı hı. Ama müsaadenizle söyleyeceğim, anayasayı kaldırmayı söyleyeyim. Osmanlı'nın kanuni esasiden önce bir anayasası vardı. Mithat Paşa'nın kurmuş olduğu anayasa Fransız, Belçika kanunlarından tercüme edilmiş anayasaydı. Anayasayı kaldırmış olması Osmanlı'yı anayasadan gayri arındırılmış bir toplum haline, bir devlet haline getirmez. Meclisi kapatması o meselesi... O anayasayı getiren Abdülhamid, yapma kardeşim. Yani Mecelle'yi daha sonra tedvin ederek kurmuş olan yani kaldırdığı Abdülhamid'in kaldırdığı anayasa kendi iradesiyle gelen anayasa. Hayır lütfen. Sayın Perinçek, hayır. Ya, baştan dedim bunu da konuşabilir. Ben hızlıca tamamlamaya çalışıyorum. Kendi iradesiyle gelen bir anayasa değil mi? Değil. Çünkü dedim ya iktidarda ama muktedir değil. İmzalamak, ilan etmek zorunda. Süleyman Paşa masaya yumruğunu vurdu diyorum. Ama siz az önce siz de dediniz meşrutiyete karşı olan bir padişah değil, değil diyorsunuz. Ama onun atmosferi var. Onu söyleyeceğim. Sıra oraya gelecek. Meclisi kapattı meselesi. Ülke bir savaşın içerisinde gidiyor ülke. 31 yıl mı kapatılır kardeşim? Hayır ama yani muazzam bir muhalefet başladı. Ülkeyi o anlamda demek korumak muhalefetten zorunda. Demek hoşlanmıyor. Hayır öyle değil. Söyleyeceğim sonuçlarını. Dediğimi diyeceğimi unuttum. Bu meclisi kapatması meselesinde lütfen size cevap gibi düşünmeyin. Lütfen. Atatürk 1. Meclisi evet önergeyle kapatılmıştır. İkinci meclis açılırken ben size Atatürk'ün pozisyonunu söyleyeyim. Ama kapatma yok lütfen. Bir saniye. Meclis bakın, seçime gitmek ama böyle kapatmak küçük kelime değil. Oyunları Sayın Perinçek yapmayalım. Ama kapatma bir şey sözcüğü sizin gibi bir bilim adamına uymaz yani onun için söylüyorum. Ama birinci meclisteki milletvekilleri normal seçim olacağını zannederek meclisi kapatmaya razı oldular. Öyle zannettiler. Bunu Atatürk'ü seven aydınlardan da bulabilirsiniz. Bakın ikinci mecliste Atatürk'ün görevlerini söyleyeceğim şimdi. Halk Partisi Genel Başkanı. Heyeti temsil heyeti, yani affedersiniz, hı hı. İcra vekilleri heyeti başkanı, yani başbakan, meclis başkanı ve başkomutan, yüksek seçim kurulu başkanı, intihap heyeti reisi. Bu ne demek? Bu şu demek. Tayyip Erdoğan AK Parti genel başkanı, cumhurbaşkanı, aman öyle değil. Başkomutan, şimdi daha iyi anlaşılır. Tayyip Erdoğan için deme sakın, bak, olmaz. Ve şu, burası çok önemli, yüksek seçim kurulu başkanı. Nasıl Yüksek Seçim Kurulu Başkanı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını kontrol eden pozisyonda değil Atatürk sadece. MHP'nin de, bugünkü anlamda söyleyelim, CHP'nin de, AK Parti'nin de listelerini kontrol eden kişi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Atatürk. Bütün kaynaklarda yazılıdır. İkinci meclisi... Öyle olmasaydı İngilizler Türkiye'yi tekrar ele geçirirdi. AK Parti
Yani genel başkanı Tayyip Erdoğan'la Atatürk karşılaştırması neden? Bakın, o dönemin İngilizleri, Rusçuları da imparatorluğu götürürlerdi Abdülhamit öyle yapmasaydı. Şimdi şurası çok iyi anlaşılmalı. Onun alternatifi onlar değil. Bugün muadilini benzetmek için söylüyorum. Birinci meclisi, o birinci meclisteki milletvekilleri normal seçim olacağını zannederek fakat karşılarında muhalif listeleri bile belirleyen bir Atatürk vardı. Düşünün, bu demokrat mıdır? Yani MHP listesini getirip kime teslim ediyor? Benzetmek için söyleyeyim, daha iyi anlaşılsın diye. Tayyip Erdoğan'a. CHP Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Tayyip Erdoğan'a, HDP Tayyip Erdoğan'a. Bütün belirleyici Atatürk. Demokrat mıdır değil midir kararı siz verin. Diğer mesele, Mithat Paşa o dönemde talebeler, talebeyi ulum isyanı var. Mithat Paşa kışkırtmıştır. Efendim 1830-1848 ihtilalleri, bu meclisin asıl önemli kısmı budur. Şöyle, bakın, Osmanlı parçalanmak üzere, vaktimiz müsait değil, böyle hızlı cümlelerle anlatıyorum. Evet, biraz hızlı ilerliyoruz ama. Osmanlı çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani dedik ya, yoğun bakıma gelmiş hastaya iğne vurulup gönderilmez. Ona göre bir yönetim tertip etmesi gerekir. Osmanlı'ya meşrutiyet dayatılırken, bu genç Osmanlılar da bunu ısrarla söylerken, Abdülhamit meşrutiyete taraftardı ama o sırada değil. Neden? Avrupa'da bir takım meşruti hareketler vardı. Neden öyle oldu? 1789 sonrasının oluşan o anlayışı insanları böyle bir devrimlere, galeyana getirdi. 1830 ve 48 işçi ihtilalleri Avrupa'da gündeme geldi. Bütün ihtilalcilerin hepsi öldürüldü. Avrupa'da, şunu bitireyim, bu önemli. Tamam. Avrupa'da İngiltere'si, Avusturya'sı, Fransa'sı, Almanya'sı dikensiz bir gül bahçesi oldu. Onlar tabii ki meşrutiyete geçer. Hiçbir muhalefet yok. Hepsi öldürülmüş. Özellikle sosyalist fikirlerde etkin oldu. İşçi ihtilalleri olarak da bahsedilir. Şimdi Osmanlı'da böyle bir, hani Avrupa'da, Batı ülkelerinde ciddi bir muhalefet var. Ya ciddi muhalefet yok, affedersiniz, korkuyorum bitiremeyeceğim diye. Ama Osmanlı'da, Balkanlar'da ayrılmak isteyen, az önce söyledim, 3 tane devlet var. 1878'de ayrıldı. Birinci Meşrutiyet'in sonu. Ondan sonra 5 tane devlet koptu. Atatürk İstiklal Savaşı'nda ülke işgal edilmişken meclis açtı. Bakın. Doğu Bey, şunu bitireyim müsaadenizle. Ha, hani, özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben unutuyorum. Buyurun. Yani teşekkür ederim. Onu da konuşalım tabii ki lütfen. Şimdi ülke paramparça olmak üzere. Şöyle düşünün. Bir gazete yerde, suyun üstünde, suyun içinde yere düşmüş. Tek parça zannediyorsunuz. Bir tarafına tutuyorsunuz, gazete kopuyor. Ülke adeta o durumda. Abdülhamit önce Balkanlardaki ayrılmak isteyen Bulgar, Makedon, Sırp, Karadağlı, Roman teröristlerini dizginlemek zorunda. Birinci Meşrutiyet'te ülke Ruslarla Plevne'de müdahale ederken Osmanlı, bunlar bağımsızlık mücadelesi içine girmiş Osmanlı Meclisi'ndeki bazı mebuslar. Biz bugünkü Türk ve efendim Müslüman mebuslar olduklarını düşünmeyelim. %40'a yakını yabancı. Abdülhamit bunlarla bir ülkeyi idare edemez. Tatil etti. Sayın Perinçek söyledi az önce. Fakat korkunç bir kesif muhalefet olduğu için açması ilerlendi. 1838 Baltı'ydı mı? Ertelendi. Epey uzun bir yıllar ertelendi. Ama onu da söyleyebiliriz. Onun nedenini söylemiyorsunuz. Onu söyle, niçin peki o kadar uzun yıllar? Ya onu biraz uzun anlatmam gerekir de şunları söyleyeyim müsaadenizle. Söyleyin peki, notlarınızı 1838 Baltı Limanı Ticaret Sözleşmesi, tebrik ediyorum. Haklısınız. Mustafa Reşit Paşa'nın bu ülkeyi İngilizlere teslimidir. Mustafa Reşit Paşa'nın elinde 2. Mahmut da, Abdülmecit de, 16 yaşındaki zavallı genç padişah Mustafa Reşit Paşa'nın entrikalarına, ne diyeyim, iddialı olmasın, direnememiştir. 2. Mahmut anlamıştır. Mustafa Reşit Paşa'yı öldürün diye talimat vermiştir. Mustafa Reşit Paşa korkudan ülkeye gelmemiştir. Tanzimat bir ölüm fermanıdır. Ben bunu konuşalım derim. Düğün-i Umumiye meselesi de, siz borçlusunuz Sayın Perinçek. Ne yapacaksınız? O Osmanlı'ya alacaklı olan devletler geldi, dedi ki biz borçlarımızı istiyoruz. Osmanlı'da şöyle ödeyeceğiz, böyle ödeyeceğiz. Siz bizi hep ertelediniz. Biz artık sizin ödeyeceğiniz kaynakları, dediğiniz gibi, biz işleteceğiz. Biz alacaklarımızı alacağız, dediler. Vergiyi biz toplayacağız. Evet. Ama peki neden kabul etti bunu? Şimdi onu söyleyeceğim. Abdülhamit burada şunu yaptı. Yani 10 yıllık bir periyot, yıllarını unuttum. 10 yıllık bir periyotta onlar istiyorlardı, yıllarını unuttum. Abdülhamit bunu 20 yıllık periyoda çekti ve dedi ki, kaç Osmanlı'nın gelir kaynaklarını istedi bunlar? Yine sembolik kullanacağım, özür dilerim. İspatlarını daha sonra yapabilirim. 30 tane gelir getiren kaynağını gösterdi yabancılar. Biz bu gelir getiren kaynaklarınızı kullanacağız.
çalıştıracağız, biz paralarımızı alıp gideceğiz. Abdülhamit dedi ki, 30 kaynak değil, 10 kaynağı kullanın, 10 yıl değil, 20 yıl çalıştırın. Abdülhamit 20 tane kaynağı kendisine çekmiştir. Borç miktarını düşürdü. %90 Osmanlı borçlarını ödemiştir. Bir kuruş borç almamıştır. Şahsi servetini büyük oranda petroller ortaya çıktığı için Orta Doğu petrol bölgelerini satın almıştır. İddiaçılar bunu devletleştirmiştir. Borsa bakın, oynuyordu Abdülhamit. Borsa oynuyordu evet. Evet. Oynayabilir. Şahsi serveti var. O da bir Ermeni'ye yani, evet, yaptı. Millet fakir sefalet içinde perişanken bir padişahın 1 milyon 80 bin altın biriktirmesi. Çok büyük hayır kuruluşları yapmıştır. İşte bir tanesi. Niye borsa oynuyor falan peki? Yani borsa kazanıyor adam. Şahsi bir şey aslında. Tabii canım. Şeyden, yakışır mı bir padişaha borsa oynamak? Evet. İslamiyet'te var mı? Borsadan, havadan emeksiz para kazanmak. Hangi İslamiyet'te havadan, var? Havadan yani şimdi şöyle. Bakın var mı böyle borsadan oynayarak faizle bilmem ne, hatta borsada faiz bile yok. Havada kağıtlar uçuşuyor, sizin servetinize servetler ekleniyor. Bu Hazreti Muhammed'de var mı? Hangi İslamiyet'te var? Şöyle bir şey. Her bir tasarruf şimdi, Hazreti bize Ömer'de mi var, Ebu Bekir'de mi var, Hazreti Ali'de mi var, Hazreti Osman'da mı var? Yani kişilerin günahları olabilir, eksiklikleri olabilir. Niye o eksiklikler günahları üzerinden? Yani bunlar bir kişilik ortaya çıkıyor burada, bir karakter ortaya çıkıyor. Borsa oynamasıyla ilgili eleştirilerini senin için. Bence burası daha önemli. Borsa oynamasıyla ilgili çok net bir şeyler söyleyemeyeceğim. Ama şahsi parasıydı. Bilmiyorum. Sayın Perinçek'in değerlendirmelerinde haklı noktalar olabilir. Faiz sistem kurumlar filan. Senin günahını sahiplenmek zorunda değiliz mutlaka yani. Mutlaka. Efendim. Fakat burada şöyle bir nokta var. Çok büyük haksızlık yaptığımız. Bir gram borç almamıştır. %90 ödemiştir. Şimdi burada asıl bahsetmek istediğim şey şu. Hangisi? Biz ne diyoruz? Tekrar bu konuya bir misilleme olsun diye inanın girmek istemiyorum ama daha iyi anlayabilmek için. Ne diyoruz? Ahmet Anzavur devrimi diyor muyuz? Ayaklanması diyoruz. Bozkır devrimi diyor muyuz? Ayaklanması diyoruz. Efendim Bolu, Adapazarı, Düzce, Hendek devrimi diyor muyuz? Ayaklanması diyoruz. İngiliz altınlarıyla yapılan bakın ama orası başka. Karşı... Ben bitireyim Sayın evet. Perinçek. Biz de seninle aynı kanattayız ama evet. Demiyoruz o yüzden. Bakın. Evet. Güzel. Bakın. Atatürk'ü oldu mu ayaklanma, Abdülhamit'i oldu mu devrim. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim şimdi. Dürüst olalım hepimiz. Kimseyi dürüst olmamakla itham etmiyorum. Tabii, tabii. Taraflı olmayalım. Ben eğer kalkıp, yani hasbelkader tarihle meşgul olan bir kardeşinizim öyle söyleyeyim. Kalkıp şöyle bir şey yazsam. Desem ki, hürriyet kahramanı Ebu Bekir el Bağdadi desem. Terörist midir Bağdadi? Yıkılır ortalık değil mi? Yani ben bir terörist doğal için olarak hürriyet tabii. Kahramanı dedim. Bir, iki, FETÖ darbe teşebbüsüne kalkıştı. Kimseyi benzetmek için söylemiyorum. Sıcak ya. Örnek olsun diye. Ama Tayyip Erdoğan buna yol açtı. Darbe teşebbüsüne kalkıştı. Ne dedik? Darbedir, suçtur. Değil mi? Meşru iktidarı silahla devirmeye kalkışmak. Peki. Şimdi, Resteli Niyazi'nin ki yaptığı nasıl devrim oluyor? Meşru, resmi, otorite o sırada ne? Abdülhamit. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Onun yaptığı devrim. Ama Atatürk'e yapılan ayaklanma. Dağa çıkmıştır, isyan etmiştir. Sayın Perinçek doğru kullanmıştır, eşkıyadır. Osmanlı askerlerine eşkıyı kurşun sıkmıştır. Eşkıyı ben dedim, o demiyor, devrimci diyor, büyük devrimci diyor. Siz dediniz. Ben eşkıya diyorum, peki, o büyük devrimci geleceksiniz? Diyor. Siz, geleceksiniz? Bekir Bey, siz meclisi anayasayı kapatırsanız size devrim hak olur. Bakın bir güç, şimdi bu sırada, mesela peki. Bugün herhangi ama bir otorite, mesela FETÖ gelseydi, meclisi anayasayı kaldırsaydı, Mehmet onu Altanlar da öyle diyordu. Bize görev olmaz mıydı? Tayyip Erdoğan böyle yaparsa darbe... FETÖ kazansaydı ona biat mı edecektik? Ya çok eksik. Konu dağılıyor da şimdi. Şunları söyleyeyim. Yani buradan siz yine haklıydı çünkü Mursi'nin neden oldu. 8 tamam. Devrimi, devrimi darbeleri değil, haklılaştıracak argümanlardan isyandır. Vazgeçelim. Halk İsyandır. Hareket. Ahmet Anzavur ayaklanması, efendim Bozkır ayaklanması diyorsak, buna da resmi otoriteye yapılan bir isyan hareketidir. İsyanın bütün şartları oluşmuştur. Resmi Osmanlı askerlerine kurşun sıkılmıştır. Üzerine gönderilen nasihatçi Şemsi Paşa'yı öldürmüşlerdir. Efendim, zorla, silahla iktidarı değiştirmeye kalkışmışlardır. Darbenin ta kendisidir. Hızlıca siz cevap verin lütfen. Şimdi milli diyorsunuz iddiaçılara. Bakın, 9. cilt Osmanlı tarihi Enver Ziya Karal bakabilirsiniz. Hınçak Komitesi ile, Taşnak Komitesi ile, Mısır Cemiyeti İsrailiyesi ile, az önce söyledim, bunlarla işbirliği yaptılar. Bu mudur Milli Doğu Bey?
Evet. Bu mudur milli olan? Daha da anasır o zaman bakın Osmanlı efendim, devleti. Bir, bunların başka bir şey daha söyleyeyim. Lütfen siz not alın cevap verin. Buyurun lütfen. Atatürk'ü milli diyorsunuz. Ben de çok isterim. İsviçre medeni hukukunu bu ülkeye monte etmek millilik midir? Tabii. Bilmiyorum bir şey diyemem. Tabii. Mehmet Akif kısmına geçeyim. Mehmet Akif. Bir çağdaş bir millet yaratmak. Bir virgül bir yanıt versin buna. Milleti, başka ülkeden. Milleti. Başka ülkeden. Efendim şeyhin müridi yapmak millilik değil. Bakın o bizim müridi, şeyhin, bizim kendi medeniyetimiz yok mu? 5000 yıllık Türk tarihi, 1000 yıllık İslam tarihi diyoruz. Bakın, biz iki satır anayasa İsviçre'den alacağımız medeni hukuku yazamaz mıyız yani? Siz Atatürk'e gayrimilli mi diyorsunuz şimdi? Şimdi hayır. Ben ödüm patlıyor konuşmaya. Ben soruyorum. Hayır, ama yani... İsviçre medeni hukukunu monte etmek millilik midir? İsviçre diyorum. Evet. Ankara, İstanbul, Konya demiyorum. Çünkü buna millilik diyorsunuz. Çünkü çağdaş bir millet oluşturmak istiyorsunuz. Milleti şeyhin müridi olmaktan, ağanın marabası olmaktan yine kurtarmak istiyorsunuz. Modern... Yine yapmayalım ama kendimiz yapalım o kanunu. Niye İsviçre'den alıyoruz? Kendimiz de yapabiliriz ama orada hazır yapılmış... Ama tek partinin kulu yaptığınız zaman... Efendim? Tek burada, partinin kulu yaptığınız zaman bir sıkıntı olmuyor. Burada iki şey daha söyleyeceğim. Mehmet Akif, Mehmet Akif kulaklarına kadar pişman olmuştur. Örnekleri var. Rıza Tevfik'in pişmanlıkla ilgili şiir okudunuz. Pişmanlığıyla ilgili bu, şiir... Abdülhamit'le ilgili o evet. Şiir pişman mı olmuştur diyorsunuz? Rıza, özür dilerim. Rıza Tevfik su katılmamış bir Abdülhamit muhalefidir. Said Nursi de pişman olmuştur. Rıza eski Tevfik, Said dönemini reddetmiştir. Rıza Tevfik, Said Nursi'nin de pişman olduğunu söylüyor ama 31 Mart Mehmet Akif kesinlikle pişmanlık ben yok. Ben belgesi o beyde pişman olmadığını söylüyor. Ya. Bir hayır, arada olmadığını evet, söylüyor falan diye bakın. Perinçek, arada ben size ben size 10 tane şiirini sunacağım. Ben arada size bir aranın ardından devam edelim. Arada ben buradan Sayın Kocaanoğlu'nu dinleyeceğiz artık. Yalnız yanlış olmasın Said Nursi de. Tamam peki bir ara verelim sonra devam edelim. Reddetmiştir. Efendim devam ediyoruz. Doğu Perinçek, Mehmet Metiner, Selim Kocaanoğlu ve Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla konuştuk. Milli ve gayrimilli meselesini konuşurken Sayın Sofuoğlu'nun zannediyorum kastı aşan bir cümlesi oldu. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak bazı cümleler sarf etti ama ben şunu belirtmek istiyorum. Bu ülkenin kurucusu olan bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla onun gayrimilli olarak nitelendirilmesi hepimizin de gayrimilli olduğu anlamına gelir. En azından kastınızı aşan bir cümle, bir düzeltme yapmak ister misiniz? Şöyle, ne söylediniz ben orada? Ben Atatürk'ü eleştirmek gibi bir konuya girmek istemiyorum. Çünkü karşı taraf ne deseniz anlamayacak. Hocam ama lafı buraya getirdiniz. Bakın bir şey bunu da söylerseniz şimdi. Hayır lütfen. Evet. Ben tam söylediğimi söyleyeyim. Söyleyeyim. Herkes Türkçe biliyor. Anlasın, dinlesin. Dedim ki, kullandığım şuydu. Sayın Perinçek gayrimilli meselesini dediği için dedim ki ben Atatürk gayrimilli demedim. Korku içinde bunu söylemiyorum. Gerek yok tartışmaya. Bu anlamda bu açıklama yapıyorum. Diyorum ki İsviçre medeni hukukunun Türkiye'ye monte edilmesi millilik midir? Bu kadar izleyiciler karar versin. Bu benim ifadem bu. Diğerini söyleyeceğim. Şimdi Tevfik Fikret'ten bahsettim. Ama bunu söylerseniz tekrar Mustafa Kemal Atatürk için ben size bir tartışmaya girmek istemiyorum. Moderatörüm ama yani, ama izleyiciler de çok haklı olarak konunun farklı bir yere gittiğini düşünüyorlar. Sizce yani, İsviçre medeni hukukunun transferi gayrimillilik midir değil midir? Bunun kararını herkes versin milliliktir işte. Milliliktir ben söylüyorum. Evet. Bu kadar yani buna karar vermeyeceğim. Oldu. İzleyiciler değil milliyor karar verir. Yani bir kadın olarak seçme ve seçilme hakkını birçok ülkeden daha önce bizlere vermiş bir liderden bahsediyoruz. Yani Atatürk'ün gayri ve milliliği meselesini tartışmak ama, bilmiyorum çok ne kadar doğru. Özür dilerim lütfen tıkılmış yani. Oluyorsunuz evet, ama. Evet lütfen devam edin. Şöyle şimdi bakın ben sadece şunu dedim. Siz karar verin dedim. Peki, bir şey demedim. Peki milliliktir diyor. Ona bir yanıt versin o zaman Sayın şimdi Perinçek. Efendim, siz soruyu ortaya demek? Koyuyorsunuz o ya. O sonra devam etsin. Havada... Ben şunu bitireyim. Ama bir yanıt versin ona. Bir yanıt öyle, versin peki. Devam edeceksiniz siz. Buyurun. Şimdi bakın millilik ne demek? Millilik Fransız devrimiyle veyahut da 18-17. Yüzyılda insanlığın gündemine gelmiş. Padişah'tan kurtulmak, ağadan kurtulmak, şeyhten kurtulmak ve milletin ferdi haline gelmek, özgür ferdi haline gelmek. İsviçre Medeni Kanunu bu toplum modeline göre yapılmış çağdaş bir kanun. Orada kadın erkek eşit, tek eşli evlilik var. Çok eşli evlilikten kurtuluyorsunuz. Şeyhin, Arap bilmem neyin müridi olmuyorsunuz. Kanun önünde eşitsiniz değil mi? Onun için İsviçre Medeni Kanunu millet için yapılmış. Yani toplumların millet aşamasına gelmesinin ürünü olarak yapılmış bir kanun. Onun için millet aşamasındaki toplumlar için bir model oluşturuyor. O zaman da çok tartışılmış. Türkiye için yeniden de yapılabilirdi. Ama sonuç itibariyle biz... Kadın erkek eşit oluyorsa, kadınlar mirastan eşit pay alıyorsa, çok eşitlik kalkıyorsa,
bundan niye gocunuyoruz ve bunu gayrimilli ilan ediyoruz? Yani Türk kadını dört eş olduğu zaman mı milli olacak? Yani kadın erkek eşit olunca artık biz milli değil miyiz? Değil mi? Yani o çok yanlış. O bakımdan hele Atatürk'ün bir İstiklal Savaşı'ndan sonra, bir bağımsızlık savaşından sonra 1926 yılında Medeni Kanunu getirmesi, o tamamen demokratik bir toplum olduğu için. Bugün de batıdan, şuradan, buradan kanunlar alınabilir. O kanunun içeriğine bakmak lazım. O kanunun içeriğinde İsviçrelilik, Fransızlık, Almanlık, Amerikalılık yok ki. O kanunun içeriği modern demokratik devrimini yapmış toplumlardaki medeni hukuk ilişkileri, özel hukuk ilişkilerini düzenleyen bir kanun. Şimdi, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çıkartıyoruz şu anda. Evet, evet. Yani onu çıkartan bakın, o zaman bir şey söyleyeyim, ona da AK Parti cevap gayri değil mi diyeceğiz? Ben, en sonu oldu. Tartışma çok farklı bir yere gidecek Atatürk yani. Atatürk eksik kaldı. Müsaade ederseniz. Sayın Metinler söylesin. Bir cümle daha ekleyeyim, ona da cevap versin. Atatürk'ün. Okuyucu da anlar, biz de Atatürk'ün. Lütfen bir cevap vereyim ben istedim. Atatürk'ün, müsaade misiniz? Atatürk'ün yabancı bir devlet adamının kolunda bir resmini bulamazsın. İşte milli bu. Ama Abdülhamit'in, ikinci Wilhelm'in kolundaki o zavallı resmini biliyorsunuz. Şu kitapta da olması gerekir. Yani ama çok meşhur ifade kullanıyorsunuz Doğu Bey. Efendim ya. Ama bir ülkeyi temsil eden bir benim insan. Benim buna söyleyeceğim çok şey olabilir de. Şey söyleyemezsiniz. Bakın o resim, o resimle biz Türk milleti olarak millilikle ilgili duyamıyoruz. Şey söyleyeyim. Şunu bitireyim ben. Bir kez şöyle bir millilik bulalım. Sözlerim yarım kaldı. Siz yabancılara yabancılara kalkıyorsunuz Türkiye'de vergi toplama ama hakkı. O zaman devlet izahı mızahı yok bunun. O böyle hiçbir izahı yok. Yabancıya vergi toplama hakkını veren adam devleti kapatması lazım. Hayır, devlet ortadan kalkıyor. Dediğim gibi bu hadise. Devlet nedir? Silah altına askeri alır. Bu meseleye bir yanıt müsaade versin. Misin? Devlet Selim nedir? Sonra, ordusu vardır, Selim. Vergisi vardır. Siz vergiyi başkasına toplattırdığınız zaman devletiniz olur mu? O ama mu? Onu söyledim, izah ettim. Şimdi o konuya boyun lütfen eğmezsiniz efendim. Siz bakın devam, Birinci siz Dünya Savaşı'nda İttihat Terakki ne yaptı? Kapitülasyonları kaldırıyorum. Sayın Perinçek. İşte onu bu kadar. Boyun eğmezsiniz. Şu başlığa Selim Bey'in de bir yanıtı var. Alayım siz devam edeceksiniz. Ama hep eksik kaldı. Hayır yani. Siz devam edeceksiniz. Peki, tamam. Merak etmeyin siz de devam edeceğim. Buyurun. Şimdi tartışmalı bir başlık karşısınız. Bir yanıt versin sonra. Ben Ebu Bekri Bey'in eksiğini tamamlayayım. Buyurun efendim. Çünkü ne söyleyeceğini az çok biliyoruz yani. Ve önce medeni kanundan başlayalım. Yani biz Abdülhamit dönemini konuşuyoruz fakat parti propagandasına geldi, günümüze geldi, medeni kanuna geldi. Ben Abdülhamit dönemiyle konuşacağımızı zannettim buraya. Ve medeni kanuna gelerek çok açık şekilde reddiyesini ortaya koydu. Yani ben daima şu anda Türkiye'de iki tane zihin yapısı, iki tane onulmaz kafa yapısı çarpışıyor. Bir medrese kafası, öbürü modernite kafası. Eğer bu temeldeki zihin yapısı anlaşamıyorsa işte bunlardan oluyor. Biri akılla, fikirle, düşünerek olayları ve dünyayı yorumlayan bakış açısı var. Biz buna üniversite kafası veya modernite kafası diyebiliriz. Öbürü de ileriyi geride arayan, tırnak içinde söylüyorum, ileriyi geride arayan bir zihinsel yapı var. Şimdi medeni kanunun beyefendiye sorsak, tek itiraz ettiği bir nokta var. Tek, başka yok. Nedir sizce, hangisi o? Evlenme, boşanma, işte bu. Nereden biliyorsun itiraz edeceğini? Ona mı itiraz? Yok. Niyet okuyorsunuz. Belki de itiraz etmeyecek. İtirazı yokmuş ona. İşte söylüyor ya. Ne bir şey söylemedi. Yöntem benim, olarak söyledi. Sadece, efendim. Muhtevasına ilişkin bir şey söylemedi efendim, ki. Onu demedim. Mehmet yapmayın Bey, lütfen size, ama. Mehmet Bey bak şöyle söyleyeyim. Bunu bizim hukukçularımız ama yapsın. Ama yani bu bir şimdi, üniversite mantığına uygun bir düşünme biçimi mi? Ha işte onu söylüyorum. Muhtevasına ilişkin tek laf etmedi. Yöntemsel ha. olarak dedi. Yöntemsel böyle olarak gayrimillidir. İsviçre'den getirilmiştir. Neye yarar bu? Aklımız, ama fikrimiz yani, yok mu? Biz yapamadık demek istiyor değil mi? İşte o. Ben de onu söylüyorum. Ama bırakın şimdi kendisi ifade etsin neyi nasıl söylediğini. Bir itirazını da alalım ama Sayın Metiner ne efendim, anladığını çünkü. Öyle bir efendim, şey. Metiner sizin müdahale etmenize gerek yok. Muhatabım orada. Söz vereceğim ben. Muhatabım orada. Beyefendiye cevap veriyorum ben. Ama haksızlık hem de önemli bir cevaptır.
Beyefendinin cevabı şu anda sarayda başmüşavir olan hukukçunun da cevabıdır. Biliyorum ben onu. Kimdir o? Söylemiyorum. Önemli değil. Sarayda baş hukuk müşaviri. Önemli değil. Şimdi hangi sarayda ya? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci dönem seçimlerine ikinci dönem açıldığı zaman iki tane komisyon kurdu. Bir vacibat komisyonu, öbürü medeni kanun komisyonu. Lozan Anlaşması imzalanmış, devlet kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti bir devlet kurulmuş. İlk defa kanun, nizam, anayasa yapılmaya başlanıyor. Birinci planda medeni kanun ele alındı. Bir vacibat komisyonu kuruldu, öbürü de medeni kanun komisyonu. Medeni kanun komisyonu çalışıyor. 5 celse, 10 celse, 6 celse, 7 celse. İki tane bir Necati Bey adliye vekili değişti. Ondan sonra bir adliye vekili daha Seyit Bey'di önce. Seyit Bey de değişti. Şimdi komisyon her şeyi yapıyor da evlilik maddesine gelince bir insan tek kadınla evlenebilir diyemiyor. Hanefi mezhebine göre şöyle olur, Şafii mezhebine böyle olur. O zaman işit yok daha devrede. Maliki mezhebine göre böyle olur. İsviçre kanunu böyle, Alman kanunu böyle. Peki Sayın Kocaanoğlu, biz Abdülhamid'i konuşmaya devam edeceğiz ama bir siz bir cevabınızı verin. O da tamamlasın Sayın Sofuoğlu, sonra efendim, ben size söz vereceğim. Efendim gayet normal olarak o zaman o komisyon lağvedildi. Hasan Esat Bozkurt denen Mahmut. Adam adliye vekili oldu. Mahmut Esat Bozkurt. Mahmut Esat Bozkurt adliye vekili oldu. Bu komisyonun anlaşacağı, uzlaşacağı bir şey yok. Adamın tek beklediği şu. Bir insan tek kadınla evlenebilir diyemiyor komisyon. Bir maddeye yazamıyor bunu. Dört kadınla evlenince milli oluyorsun. Çünkü mecelleden gelen eski medeni kanun, mecelle halen yürürlükte daha. Mecelle, Cevdet Paşa'nın mecellesi yürürlükten kalkmış değil. Medeni kanun kaldırıyor mecelleyi. Ben diyor, bu komisyonda lağvediyorum, ben devrim yapacağım arkadaş diyor. İsviçre medeni kanunu tercüme ediliyor ama tıpatıp monoton aynı tercüme değildir. Tabii. Bir sürü ilavesi var, eksiği var, şusu var, busu var. Şimdi bildiğimiz medeni kanun ortaya çıkıyor. Bak, bir Mustafa Fazıl Paşa diye bir insan var değil mi Cöntüklerden? Bunun Abdülaziz'e bir mektubu var. Sultan Abdülaziz'e. O zaman mecelle konuşuluyor işte, medeni kanun. Bir de mecelle komisyonu kurulmuş. Başında Ahmet Cevdet Paşa var. Mecelle komisyonu medeni kanun yapıyor. Toplanmışlar komisyon. Başında da Cevdet Paşa. Bildiğimiz Cevdet Paşa var. Tam o sırada... Mustafa Celalettin Paşa olacak. Fazıl değil de. Hangisi? Sizin söylediğiniz Mustafa Celalettin Paşa. O Mustafa değil, Fazıl o biri. Benimki Mısırlı olan Mustafa Fazıl. Doğru söylüyorsun. Hidivli. Evet, Paşa. Hidivli değil mi o? Bu Cöntükleri destekleyen ayrı bir Said Halim Paşa'nın soyundan biri var. Mustafa Fazıl Paşa var. Abdülaziz'e bir mektubu var. O işte Mustafa Celalettin Paşa'nın mektubu. Ne isim? Evet. Peki ne var o mektupta? Efendim, mektup işte bununla ilgili. Ta o zaman medeni kanun mecelle yapılırken... Adam diyor ki, efendim diyor, Hanefi mezhebinden, Sünni mezhebinden, şu mezhepten, dinden, imandan karıştırılarak bir medeni kanun yapılamaz. O zaman Mısır'da Fransa'nın kod sivili uygulanıyor. Diyor ki bak, Mısır'da kod sivili uygulanıyor, hiçbir mahsuru da yok, aynen tercüme edilsin. Çünkü bizdekiler de, zaten bizim mecelle komisyonu da, hangi mezhebe göre olsun diye anlaşamayınca Hanefi mezhebine geldiler. Halbuki Osmanlı'da yüzlerce mezhep var, tarikat var, şeyh var, şık var, ağa var, bey var. Toplumun zihin yapısı başka. Evlenmesi başka, boşanması başka, gelenek başka, adet başka. Ve nihayet işte mecelle yapıldı. Hı hı. Mecelleyi
Türk Cumhuriyeti'nin en büyük devrim medeni kanunudur. Hiç unutma. Sayın Kocaman. Anayasa değil, teşkilat-ı esasiye kanunu değil, harf devrimi değil, Cumhuriyet'in ilanı bile değil. Medeni kanun o kadar önemli. Yani bundan milli, gayrimilli demeye ya insanız biz diyor, bir insanı. Bu insanı kurban olduğum Allah Japonya'da da, Almanya'da da, Fransa'da da, Halep'te de, Mekke'de de aynı insanı yaratmış ya Rabbi. İnsanın hakkı hukuku eşit olur. Mustafa Vargıl Paşa diyor ki, Osmanlı Sarayı'ndan iki şey girmemiştir diyor bak. İki şey içeri girmemiştir. Sarayın kapısından ne o girmeyen? Bir adalet, öbürü doğruluk. Peki. Ben size kalbimle söz, bu kavramı oldukça tasdik ediyorum. Sayın Kocahanoğlu, size evet. söz vereceğim ama siz tamamlayın sözünüzü. Tamam. Sonra vehimli bir padişah mıydı, tedbirli bir padişah mıydı? Evet. Şimdi, nasıl? Ama bu millilik bahsinde bizim de bir çift söz söylememize izin verin. Söylediniz sonra, ama. Sonra Ebu Bekir Hocam söyledi diye biz de böyle mi düşünüyoruz diye algılanabilir. Sıran gelince konuşsunuz. Bir cümleyi söyleyeyim. Bir tamamlasın da. Atatürk'ün evet. bir cümlesi var. Diyor ki. Efendim? Atatürk'ün. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Evet. Ben de onu diyorum. Türk hukukçularına emanet edip kendi hukukumuzu yapsak daha iyi olurdu benim değerlendirmem. Bu. Kendi hukukumuz o zaten. Yapılan hukuk kendi hukukumuz. Yani İsviçre'den almayıp kendi hukukçularımız. Dört kadın olunca milli oluyor. Yok yine bakın öyle koyun. Buradaki tartışma Perecek, sonuç yine itibariyle öyle bir orta çağ toplumuyla çağdaş bir toplum arasında. Rica çağdaş ediyorum. Olan toplum milli. O eskiden kalan toplum milli değil. Başka bir programda tartışırız. Bundan lütfen. Çıkalım. Abdülhamid'e dönelim tekrar. Şimdi, rica ediyorum. Mehmet evet. Akif meselesini söyledim. Mehmet Akif'in pişmanlığı 1973 Safahat'ın 1973 baskısı 389. sayfasında pişmanlığı ilgili şiirler var. Abdülhamid'le ilgili pişmanlık değil. Bazı pişmanlıklar var ama Abdülhamid konusu değil. Okuyabiliriz. Neyse bakacağız. Rıza Tevfik'in şiirinden bahsettim. O doğrudur. Rıza Şimdi Tevfik burada bir şey daha söyleyeceğim. Yani. Tevfik Fikret'ten bahsettiniz. Seyyid Nursi de gerçi o dönemde Abdülhamid'e karşı Tevfik Fikret'ten çıkıyor. Bahsettiniz. Evet. Hepsi pişman oldu. Tevfik Fikret'ten bahsettiniz Sayın Perinçek. Arada bir ismi geçti. Evet. Ha, Tevfik Fikret, bakın bir örnek söyleyeyim. Ben bir DAEŞ bombacısına kahraman avcı desem ne denir bana? Şanlı avcı. Şanlı avcı desem. Tevfik Fikret, Abdülhamit'i sevmeyebilir. Ben kimseye kızmam. Abdülhamit'i ben seviyorum. O benim kanaatim. Kızmam ben ona. Sevmeyebilir. Ama o Ermeni bombacının Abdülhamit'in biraz geç kalması sonucu ölmemesi üzerine ey şanlı avcı bir lahzayı tahhur diyor. Yani şimdi siz Tevfik Fikret'i de mi gayrimilli yaptınız? Ama, yapmayın. Ama Sayın Perinçek lütfen. Buyurun, lütfen. Buyurun. Orada 26 tane sivil ölmüştür. 26 tane sivil ölmüştür. Buna asla şanlı avcı diyemez. Abdülhamit ölse yine terörize faaliyettir kızarım. Ama bundan dolayı demiş olabilir diyebilirim. Fakat 26 Peki. tane sivil ölmüştür. Türk edebiyatı kitaplarından Tevfik Fikret'in tarafsızlığı, taraflılığı konuşulmalıdır. Bir bombacıya, bir teröriste, Ermeni bombacısına şanlı avcı bizim milli edebiyatçımız diyemez. Ermeni teröriste. Bir Sayın Perinçek yanıtınızı alayım. Modern çağdaş Türkiye'yi yapan nasıl Mehmet Akif bizim çok büyük bir şairimiz, İstiklal Savaşı şairi. Tevfik Fikret de bizim çağdaş toplum özgürlük özlemlerimizi ifade eden çok büyük bir şair. Bu Ermeni teröristi destekleyen mi? Ermeni teröristi desteklemek değil o. Abdülhamit'e karşı büyük bir mücadele var. Ona karşı yapılan o harekatı desteklemiş. Ama Ermeni Tevfik, terörist yaptı Sayın Perinçek. 26 tane sivil bakın, öldü. Siz Tevfik Fikret'e falan çamur atmayın. Bu sizi çok ya niye çamur diyorsunuz? Ya Tevfik Fikret çamur diyorsunuz. Nereden bakın. Geliyor? Ama Sayın Perinçek bir cevap Tevfik dersin. Tevfik Fikret buyur. Bakın Tevfik Fikret hürriyet değil Abdülhamid mi? Zulme karşı. Türlü çamur atacaksın. Topu var, Tevfik Fikret'e gelince kalası var, bilmem nesi varsa Allah gelsin Rabbim diyen. Ya. Yani bize hürriyet fikrini açıklayan ve Atatürk'ü Atatürk yapan insanlardan biri. Atatürk ne söylüyor? Fikret olmasa ben olmazdım diyor. Yani bu bizim büyük değerlerimizi bu kadar kolay harcamayın. Bu kadar kolay harcamayın onları. Ermeni bombacıyı desteklemesini onaylıyor musunuz? Niye onaylayayım? Onaylamıyorum. Şanlı avcı diyor ona. Ya ben kardeşim Ermeni soykırımına karşı Türkiye'yi Sayın ayağa Perinçek, kaldırmış. Sayın Perinçek bunu söyleyin.
bütün Avrupa mahkemelerini dile getirmiş bir adamım. Tebrik ederim. Benim karşımda tebrik bunları ederim. Söylemeyin. Yani öğrencilerime lütfen. Bakın. Öğrencilerime. Bakın, şu anda Doğu Perinçek davası 4 Alman Üniversitesi'nde ders olarak okutuluyor. Tebrik ederim. Onun için bana kalkıp Ermeni noktasından Sayın gelmeyin ben bunları söyleyeyim. Ben öğrencilerime tamam. Sizin bu mücadelenizde örnek olarak söyledim. Tebrik ederim. Ama siz bu kanaatinizi belirtin. Kardeşim, Ermeni bakın. Bombacıya Şanlı Avcı diyor bu edebiyatçı. Bu, ve 26 tane kardeşim, masum sivil öldü. Bakın siz benim Tevfik Fikret sevgimi bu tür örneklerle yok edemezsiniz. Bir şey demeyeceğim ben, o zaman. Bakın Fatih şey Sultan demiyorum. Mehmet sevgisiniz. Siz mesela Fatih Sultan Mehmet büyük bir hakan ama o kardeş katlini getirmiş. Siz bir yerden tutup Fatih Sultan Mehmet'i yere çalabilir misiniz? Yani o kolay mı? O Tevfik Fikret'in o Abdülhamit'e karşı mücadele sırasında söylediği bir şey yoksa Ermeni'ye övgü değil ki o. Siz bütün Şanlı Avcı ne demektir? Ne manaya gelir? Yani o Abdülhamit'e karşı ama bu eylemi yapan... Ama bu mantığa yapan... göre FETÖ darbesi de aklanabilir PKK. Tabii ki. Yani, hayır bakın bir mantık koyayım ben size. Bak demin saray dedi. Demek ki ortada bir padişah var. Erdoğan tıpkı Abdülhamit gibi bir istibdat rejimi kurmuş. FETÖ de bunu devirmek için çalışıyor. Onu destekleyen, bakınız, o FETÖ darbesini destekleyenlere bunu söylüyor. Bakınız mantığı, sevgili Doğu, bak mantığı doğru kurmazsak demokrasiden uzaklaşırız. Sizin ülkenizin padişahını imha etmeye gelen bir terörist var. Ve siz diyorsunuz vallahi ki, benim padişahım ey Şanlı değil. Avcı, ya bakın, niye padişahın bakın. Değil? Tevfik Fikret senin, Abdülhamit senin de değil, öyle padişahım. Mi? Yani İngiliz'e tabi olmak, ülkeyi yabancı vergi toplayanlara teslim etmek, yani niye, milleti... Bakınız, bakınız biz Abdülhamid'in bütünüyle dost doğru olduğunu tamam, söylemiyoruz. Mesele yok. Tarihsel şahsiyetler eksiklikleriyle, yanlışlarıyla, doğrularıyla değerlendirilmeli. Buna Mustafa Kemal da o zaman peki. Tevfik Fikret'e de aynı ölçü. Tevfik Fikret, bakınız... Bugün Ankara'nın göbeğinde vatandaşlarımızı katleden teröristin cenazesine katılan insanları sen de eleştiriyorsun. Halbuki o ona özgürlük ama savaşçısı gibi kardeşim, bakıyor. Tevfik Fikret teröristi destekleyen ölçüyü doğru koymazsak evet. Demek ki yarın Tayyip Erdoğan'ı tırnak içinde diktatör gibi gören insanlar birisi Tayyip Erdoğan'a bu eylemi koyduğunda tıpkı Tevfik Fikret gibi şiir yazacak. Ve sen de bu şiiri yazanı onurlayacaksın. Biz şu başlıktan yok devam şey. Ediyoruz. Bakın, ben çok teşekkür ediyorum. Tevfik Fikret Sayın, olabilmek lazım. Sayın böyle, nedir ya Tevfik Fikret olabilmenin ölçüsü yanlış. Ya? Yani burada problem bir şu. Bir Ermeni komitacıya, teröriste ey Şanlı Avcı attın ama vuramadın yazık yazıklar olsun. İzninizle şu başlığı bir şey olur mu Sayın ya? Perinçek, Sayın Metiner. Şimdi sizle devam edelim Selim Bey. Şimdi Abdülhamit Kırmızı yazısında bu 2. Abdülhamit adlı kitaptaki yazısında şu ifadelere yer veriyor. Diyor ki Jön Türklerin iktidara gelmeden önceki yıllarda sadece teşkilatlanmalarında değil tasarladıkları eylemlerde de Avrupa'daki örgütlerden örnek aldıkları bilinir. Mesela eylem yoluyla propaganda düşüncesi Bakunin'in ve Barossa gibi anarşistler tarafından tam da bu dönemde savunulduğunu söylüyor ve bu dönemde yaşanan bazı politik suikastleri örnek veriyor. Örneğin işte 1978'de Kaiser 1. Wilhelm'e, 1878'de Kaiser 1. Wilhelm'e, 1902'de Belçika Kralı Leopold, 1906'da İspanya Kralı ve eşi suikastten kurtuluyor. Yine bir örnek daha verelim. 1896'da İran Şahı öldürülüyor. 1900'da İtalya Kralı Umberto ve özür dilerim. Tarihler tabii karışıyor. 1800'de İtalya Kralı Umberto ve yine 1908'de Portekiz Kralı suikaste uğrayan diğer isimler. Şimdi bunlara baktığınızda, bu isimlere baktığınızda Abdülhamid'in de bu suikastler nedeniyle işte çekindiği, korktuğu ve tedbirli olduğunu söyleyenler var. Tedbirli miydi yoksa behimli bir padişah mıydı sorusuna yanıt aramaya çalışıyorum. İstanbul dışına çıkmıyor çünkü Abdülhamit. Sarayda kalıyor. Evet. Ama işte görünmeden görmek ana felsefesi diyor Ebu Bekir Sofuoğlu yazdığı işte belgeselde. Gizli servisini kuruyor. İşte Anadolu'ya hafiyelerini gönderiyor. Bilgiler toparlıyor. Behimli mi padişah yoksa tedbirli bir padişah mı? Yani şey, Selim Bey yanıt versin. Sonra size geleyim efendim. Ben evet. Mi? Size sordum efendim. Evet. Efendim ikisi de doğrudur. Hem vehim var hem de tedbir var diyorsunuz. İkisi de doğrudur. Zaten vehim olan adam elbette tedbirini de insan olarak düşündüğümüz zaman bunu yapması lazım.
Abdülhamit devrinin bütün dünyada, sadece bizde değil, Belçika'da, Almanya'da, şurada suikastlar Fransa'da, oluyor işte. O suikast bütün dünyada bir gelenek olmuş. Sadece bizde olmuyor. Doğrudur bu. Her yerde oluyor. İşte Jön Türklerin de bu, bunlar örnek aldığı iddiası var. Jön Türklerin de bunu örnek... Efendim, ben o zaman şöyle diyeyim. Siz 33 senedir yönetiyorsunuz. Evet. Parlamento yok. Basın yok. Halk iradesi yok. Milli irade yok. Parlamento yok. Aydınların ne kadar aydın düşünen, yazan, çizen varsa bu sadece Abdülhamid'in taraftarı değil. Namık Kemal'dan, Ziya Paşa'dan, Mithat Paşa'dan, Mizancı Murat'tan, Ahmet Rıza Bey'den, Prens Sabahattin'den, sadece şey değil bunlar, yüzlerce aydın fikrini yayamadığı için yurt dışına kaçıyor. Bunların hepsi suikastçı değil tabii. Suikastçı olan sadece İttihat Terakki'nin bir çekirdeğidir. Onlar tam Carbonari Cemiyeti'nin İtalya'daki modelini uygulayarak, çünkü başka türlü olamaz. Yani İstanbul dışına niye çıkamıyor Abdülhamit peki? Nasıl bir korku yaşıyor? Abdülhamit zaten Osmanlı padişahlarının çoğu çıkmamıştır. Abdülaziz'in bir tane Mısır ve Avrupa seyahati vardır. Abdülhamit hiç çıkmamıştır. Vahdettin de hiç çıkmamıştır. Almanya var Vahdettin. Vahdettin de yani padişah olarak çıkmamıştır. Şehzade olurmuş. Evet. O veliahtlığında Wilhelm'in ziyaretini Sultan Reşat hasta olduğu için iade için gönderilmiştir. Osmanlı padişahlarının yurt dışına fazla gitme adetleri yoktur. Bu aynı zamanda bunu kabul etmek lazım. Abdülhamit doğuştan vehimli. Doğuştan vehimli. Doğuştan vehimli, şüpheli, kuşkulu, bu yaratılış icabı böyle insan. Tahta çıktıktan sonra daha büyük kuşkulara kapılıyor. Çünkü tahttan indirilme tehlikesi var. Demin söyledim. 28 sene kardeşi köşede duran 5. Murat'ı Çırağan Sarayı'nda, yani bir türlü ezade, ya bırak adam tahtından, bırak. Hiç olmazsa annesi çocukları rahat bir okula gitsin, alışveriş yapsın, çıkamıyor dışarıya. Bu hükümdarların bir genel psikolojisidir bu. Bu öyle de kabul edebiliriz. Abdülhamid de buradan hak da verebiliriz. Yani bir saray saltanatını, hükümet, padişah korumak için tedbirlere girebilir. Abdülhamid'in o devrin en büyük sistemli kötülüğü, zaafı İbnül Emil Mahmud Kemal'e açtığın zaman, hafiyelik sistemini açtığınız zaman orada yazıyor. O kadar yaygın ve gelişmiş bir jurnalcılık sistemi ortaya çıkıyor ki belki istiyor, belki istemiyor. İstiyor mu, istemiyor mu? Efendim? İstiyor mu, istemiyor mu? Efendim, istiyor da bak şu an. O zaman size şunu söyleyeyim ben. 27 tahta ne zaman indirildi Ebu Bekir Bey? 1908. Ya 27? 1909, affedersiniz. 1909 tarihini söyler misiniz? Ayını hatırlamıyorum. 27 Nisan. 1909'da, 1908'de, 1909'da tahtından indirildi. Evet. Hareket ordusu hemen o gün indirildikten sonra 5 subaydan bir komite kurdu. Meclise de yazı yazdı ki siz de komisyon üye gönderin bana. 10 tane de meclisi mebusandan üye gitti. Yıldız Sarayı aranmaya başladı. Yıldız Sarayı, Abdülhamit Selanik'e sürüldükten sonra Abdülhamit Selanik'e gönderilmiş, Yıldız Sarayı bombalanmış. Bahçede, sağda, solda kuşlar, hayvanlar, bir sürü, Abdülhamid'in orası hayvanat bahçesiydi Yıldız Sarayı'nın bahçesi. Başıboş geziyor falan. Neyse, o komisyon Yıldız Harem'e, Başkitabet'e, Mabey'le girerek adamlar tespit yaptılar. Buradan o tespitin tutanakları var, zabıtları var, meclis mebusan zabıtları bunu yayınlamıştır.
Benim bu kitabımda da var. Ayrı konu. Peki. Ben jurnale gireceğim bir saniye. Bir de ben şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Söyleyin jurnalle ilgili. Tamam söyleyin. 302 çuval. Hı. Bak 302 çuval. Sayısı da 302. Niye İtalyalılar yaktılar onları, o tarihsel evrakları? Ben onu soracağım. Niye İtalyalılar yaktılar o evrakları? Hayır. Anlatayım efendim de söyleyin. Abdülhamid'in despotizmini tespit etmek için iyi bir belgeydi. Niye yaktılar? Efendim, saklamak istedikleri, örtmek istedikleri şey neydi? Tamam, yaktık da ben yakanların başında ben de vardım, onu da söyleyeyim sana. 302 çuval. Hı. Oradan evrak toplanıyor. Hatta Abdülhamid'in mabeyindeki hamamından bile bir sürü sağda solda karışık evraklar, mevraklar. Aslında onların amacı acaba 31 Mart arkasında olduğuna dair bir belge bulabilir miyiz biraz da? Onu arıyorlar. Yani Abdülhamid acaba 31 Mart'ın arkasında bir dümen çevirdi mi? Bunun vesikası çıkar mı? Onların biraz amacı da bu. Neyse baktılar ki olmuyor. Bütün ne kadar evrak, vesika, kağıt parçası ne varsa Yıldız'da 302 çuval oluyor. Bunu topluyorlar. Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine getiriyorlar. Harbiye Nezaretinde açıldı bu. Açıldı jurnaller. Mı? Öyle mi? Jurnaller. Yani o kadar adi jurnaller var ki, yani bir devlet adına, Abdülhamid'in şahsına bir başka bir önemli bir jurnal olur da Abdülhamid onu da ne geldiyse oraya doldurmuş. Ne var ne yok? Tarihi vesika olarak saklamanın ne mahsuru var? Şimdi niye yaktılar? Ha ya şimdi baba oğlunu ihbar ediyor. Oğlun Selim baba... Selim Bey, Mehmet Bey şunu soruyor. İttihatçılar bir dakika Sayın Metinler. Çok farklı bir yere çekiyorsunuz bilerek. İttihatçılar bir şey mi gizledi diye soruyor açıkçası. İttihatçılar neyi örtmek için? İttihatçılar bir şeyi gizledi mi diye soruyor. Bir yanıt verin. Yani yakarak bir şeyi mi gizlediler diyor. Teşkilat-ı Mahsus Said'i Abdülhamid mi kurdu? Anlaşıldı Sayın Metinler. En ısırıcı, en jornalcı, tetikçiler de olan Teşkilat-ı Mahsus Said'i Abdülhamid. Tamam Sayın Metinler, anlaşıldı. Şimdi oradan Teşkilat-ı Mahsus'a geçtim. İttihatçılar kurdu. Ben ne anlatıyorum da o ne anlatıyor? Bağlantılı bana soruyorum ben. Siz ben bağlantılı, ne bağlantılı yok Sayın onun. Sayın Metinler bir anlatsın. Çok var, çok var. O kurumdur, kurum. Kurum. Abdülhamid devrinde jurnalcılığın bir filan nazaret bildiğimiz filan gibi hibarcılık değildir, o bir istihbarat teşkilatıdır. Ya her zaman imparatorluğun da istihbarat teşkilatı olur. Şimdi beyefendi o kadar bu konuda derin ki benim anladığım kadarıyla Mehmet Bey hiç bilmediği bir şey yok. Çok hiç şükür, ama çok hiç şükür. Tıp alanında, sivil alanında, tarih alanında, yani kişiselleştirmeden parlamento alanında her şeye cevap şu belgeleri söyleyin. Bunun ne ilgisi var ya? Şu ilgisi var. Hiç ilgisi yok. Abdülhamid'in jurnallerini bu kadar dilinize doluyorsunuz da evet. İttihat Terakki'nin karakol cemiyetini, teşkilat-ı mahsusasını niye tek kelimeyle dilinize doluyorsunuz? Bunun ne ilgisi var işte? Çok ilgisi var. O zaman teşkilat-ı jurnalciliğin dik alasını, tetikçiliğin dik alasını karakol cemiyeti yapmıştır, yaptırmıştır. Teşkilat-ı mahsus hakkında kötü bir kitap. O da kötü, bu da kötü. Sayın Metinler. Yapmayın böyle. Ne söylüyorsun? Yani jurnal çıkmadı mı demek istiyorsun? Benim dediklerimi millet anlıyor. Güzel mi demek istiyorsun? Millet dediklerimizi anlıyor. İbn-i Lemin'in sözleri yalnız mı diyorsun? Niye yaktınız o evrakları? Kim? Ya o itaatçılar olarak size soruyorum. Niye yaktınız? İşte bak. İşte biz de okurduk. Ya anlatayım da oku işte. Anlatayım, dinlemiyorsun ki. Bir anlatsın. Anlatmıyorsun ki. Bir şey anlatmıyorsun. Senin söylediğin söyledi. Belki Semebuzan da Rıza Tevfik söyledi. Dedi ki işin 302 çuval içinden çıkılmayacak rezaletler var diyorum ya. Hı hı. Bunları içinden çıkılmaz demişler zaten. Rıza Tevfik diyor ki önerisi şu ya. Bari diyor ya bunlar o kadar boşu boş şeyler. Bari özetini yapın. Şöyle bir listesini yazın da bizden 100 sene sonraki bu millet Osmanlı'nın ne yaptığını öğrensin diye. Böyle bir teklif var Rıza Tevfik'in meclisime uzanma. Yapılıyor mu o liste? Yapılmıyor. Ayrı konu. Yapılmıyor tabii. Bu teklif var. Bu peki bu kadar kötü jurnaller içerdiğini siz nereden biliyorsunuz? 1914 yılına geliyoruz. Enver Paşa Harbiye Nazırı. Enver Paşa, yaktıran Enver Paşa'dır zaten Harbiye Nezaretinin bahçesinde. Bu kadar ahlak lekesini çekmeyelim diye ahlak lekesini. Enver Paşa bunu diyor. Evet. Bu ya kadar Enver ahlaklı. Enver Paşa'nın yapıp ettiklerini okurken utanıyoruz ya. Yakın diyor, yanıyor. Yapmayın Allah aşkına. Yakın diyor. Orada yapmayın hem yapmayın Allah aşkına ya. Ne? Yaktılar işte. Yaktım diyorum. Ben yaktım. Ben.
ahlak lekesi kalmasın diye tabii. Bu milletin arkasında. Peki Enver Paşa'nın ahlak lekelerini kim yakacak? Bugün savunuyorsunuz o nuitatçıları. Onu da sen yapacaksın. Milletin seçilmiş cumhurbaşkanı sarayda oturuyor, imasında bulunuyorsun. Enver Paşa'yı ululuyorsun. Bir darbeciyi, imparatorluk batıran bir insanı. Bu mudur aydınlanma yani? Bu mudur üniversite kafası? Ben üniversiteyi falan bitirmedim beyefendi, senin gibi modernite. Ben ilkokul 2'den terkim. Çok şükür. Lütfen dikkat et kendine. Üniversite okumuş olsaydınız. Ben üniversite falan mezun değilim. Yapmayın Allah aşkına ya. Ben ilkokul 2'den terkim. Doktoram da yok, doçentliğim de yok. Türkiye'de saray yok. Türkiye'de seçilmiş cumhurbaşkanı var. Türkiye'nin lideri var. Öyle temel, saray. Temel yayınlarının sahibi. Saray metaforu üzerinden başka bir algı oluşturmayalım. Öyle girme. Peki ben kişiselleştirmenizden. Sıran gelirse konuş. Sayın Kocaoğlu, tamam mı? Ben sözünü hiç kesmedim. Bak hiç kesmedim. Sayın kestiniz. Kesmedim. Hayır. Bir başlık daha açacağım biliyorsunuz. Evet. Ben kesmedim sözünü. Sayın Kocaoğlu. Ama mantıklı konuş. Vesikaya konuş. Bilgiye ben konuş. Ben medrese kafasıyla konuşuyorum. Tamam. Mantık size özgü. Lise talebesinin sorusunu sorma. Biz onu 1965 yılında lise öğrencisiyken bu ülke ne kaybettirdi? Ben yemyeşil şeriattan bembeyaz demokrasiye geçmedim. Benim hayatım hep bembeyaz demokrasidir. Geç bunu. Siz demokrat olamazsınız. Katıksız demokratız Sayın biz. Sayın Metin Er. O zaman bahsettim demokrasi. Ben bir yeniden okuyun. Doğru okumamışsınız. Kişiselleştirmeden bir araya gireyim. Sayın Perinçek'i dinleyelim, sonra siz dinleyelim hocam. Olur mu? Sayın Perinçek, bu şey meselesi, jurnallik meselesi. bir padişah mıydı? Şimdi burada bakın, vehimli miydi değil vehimli miydi? Vehimli miydi? Sorusu. O belgeler niçin yakıldı? Evet. Niçin? O sorudan daha önemlisi, vehimli mi değil mi? Kimden korkuyordu? İşte, evet. Abdülhamit kimden korkuyordu? Korkuyor muydu? Korkuyor tabii. Mehmet Akifler'den korkuyor. Mustafa Kemaller'den korkuyor. Selim Bey buyurun. Evet. Bir saniye. Hayır buyurun oturun. Daha. Kalkabilir miyim bir saniye? Biz peki Selim buyurun kalkabilirsiniz. Buyurun efendim kalkabilirsiniz. Yani... Hürriyet isteyenlerden korkuyor, istiklal isteyenlerden korkuyor. Kimden korktuğu önemli. Yani o dönemde Abdülhamit'e karşı mücadele edenler kim? Aha. İstiklal, özgürlük taraftarları. Ondan sonra ve aynı zamanda hürriyet taraftarları. İstiklal ve hürriyet mücadelesi var. Onlardan korkuyor. Bu önemli. Kadir bir sesini alalım yoksa Selim Bey'in. Kişiliğinin vehimli, korkak olup olmaması ki... Ödlek diye söyleyen de Mehmet Akif'te. Yani Mehmet Akif'in bir şiirinde de ona ödlek diye hitap ediyor. Onu da tespit ediyor. Fakat ben şimdi daha önemli bir şey söyleyeceğim. Nedir efendim? Şu bahaneleri bırakalım. Yani savaş vardı, meclisi kapattı. Şimdi bakın savaş vardı, Vahdettin meclisi tatil etti. 14 Mart 1920 Atatürk ondan 1,5 ay sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da açtı. Savaş vardı. İsyan vardı. Bütün Ankara'nın etrafı çember. Yani başlayın Kızılcahamam, Yabanabat, ondan sonra Düzce, Hendek, o tarafa geliyor İzmit, dönün bu tarafa Biga, Konya, Yozgat. Her taraf ateş çemberi gibi Ankara'yı kuşatmış. O isyanların olduğu ortamda Ankara'da meclisi açtı. Yani evet. Onun için bu bahaneleri bırakalım. Şimdi... Bakın bugün... Şunu HDP söyleyeyim. Var mecliste. İzninizle. PKK bugün bir cümle. Bir cümle sonra bırakıyorum. Size devam edeceğim ama şu sorunun yanıtıyla biraz günümüze gelelim. Çünkü son 10 dakikaya girdik. Abdülhamid'i ve o dönemi İttihat Terakki 3 saate sıkıştırmak çok zor. Benim için de zor bir yayın oldu ama. Şimdi şuradan devam edelim. Abdülhamid'le İttihat Terakki'nin günümüzdeki temsilcileri kim? Çünkü siz yaptığınız yorumda ifade kullanıyorsunuz. İşte sonunuz Abdülhamit gibi olur şeklinde bir eleştiride bulunuyorsunuz. Tabii hürriyet ve istiklal düşmanlarının sonu Abdülhamit gibi olur. Yani ne onların yani? Geleceği yok. Yani padişahlık devam edebildi mi? Ben şuraya geleceğim. Bugün mecliste PKK var değil mi? Yapılacak şey nedir? PKK kapatılır, HDP kapatılır, milletvekillerin dokunulmazlıkları kaldırılır. Yapılacak şey bu. Meclisi kapatıyor muyuz? PKK var diye meclisi kapatıyor muyuz? Abdülhamit ne yaptı? Yani arkadaşlarımızın söylediğine şimdi göre. O kişiler seçilmiş kişiler. Tamam, onlar da seçilmişti meclisteki şeyler falan. Ben onları savunmuyorum. Yani şuraya gelindi. Meclisi kapatılması burada meşru gösterildi. Kim o, gösterdi? Hayır, şunu söylediniz ya. 113. madde anayasal. Anayasal bir maddeye dayanarak kapatıyor. Müsaade eder misin? Ebu Bekir Bey şunu söyledi. Yani o sırada mecliste çeşitli milliyetlerin temsilcileri vardı. Bunlar %40 oranıydı. Hepsi doğru.
Evet. Onun yüzden kapattı. Ama şimdi biz PKK var diye mecliste meclisi kapatıyor muyuz? Kapatır mıyız? Peki, büyük ben sorumun yanıtını alayım ki diğer konuklarıma da söz vereyim. Sorumun yanıtı günümüzde. Günümüz. Abdülhamit ve İtalya'ya şuraya geleceğim. Biz bugün bir vatan savaşı veriyoruz. Kime karşı? Suriye'nin kuzeyinde bir koridor var. Değil mi? Cumhurbaşkanı ona terör koridoru diyor. Amerikan koridoru da diyebilirsiniz. Ve içeride de PKK var. Ondan sonra FETÖ var. Türkiye hem içeride Fethullah terör örgütüne karşı ve aynı zamanda PKK'ya karşı ki bunların arkasında Amerika var. Hem de güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı, üzerimize sürdüğü terör örgütlerine karşı bir vatan savaşı veriyor. Şimdi biz her şeye bu açıdan bakmak durumundayız. Ve bu vatan savaşında milleti birleştirmek zorundayız. Yani siz Abdülhamid'in bayrak yapıldığını söylüyorsunuz. Ha, burada, işte oraya geleceğim. Yani bizim iç cepheyi sağlam tutmamız lazım. Yani bugün açacağımız bayrakların etrafında Ebu Bekir Bey'de birleşsin, efendim Koca Honolulu'da olsun, Mehmet Metiner'de olsun, Doğu Perinçek'te olsun, Kılıçdaroğlu'da olsun, efendim Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım falan. Bunların hepsini vatan savaşında birleştirmemiz lazım. Böyle bir sorumluluk içindeyiz. Şimdi burada onun için seçeceğimiz... Vatan cephesinde birleştirecek hepimiz. Vatan cephesinde. Çok usta bir siyasetçi. Kimde? Partide demiyor efendim. Parti. İşte vatan cephesi diyor. Demiyor ki işte. Peki. Vatan savaşı diyorum. İstiklal savaşı diyelim. Sayın Binali Yıldırım diyor ki ikinci istiklal savaşı veriyoruz. Bu da güzel bir kavram. Biz yürütüyoruz işte. Buyurun gel, kapımız sana açık. Tamam, yani siz niye ayrılık yaratmaya çalışıyorsunuz? Ya çalışmıyoruz. Biz diyoruz ki PKK terör örgütü, efendim FETÖ terör örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ülkemizin bütünlüğü, ondan sonra ve Amerikan emperyalizminin bu bölücü faaliyetlerinin boşa çıkartılması için bir bütünlüğe ihtiyaç var. Orduyla millet arasında birliğe ihtiyaç var. Ne yapalım diye. Kemal Bey gelmiyor diye vatan cephesi kurmayacak mıyız? Bakın, gelmiyor. Müsaade edin, bakın hep ayrılık ve sürtüşme yaratmayın. Ben sizle şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu bir cephede hep beraber olalım demeye çalışıyorum. Biz hep devamlı bir sürtüşme yaratmak istiyoruz. Sayın Pençek, siz bir ortak nokta bulmaya çalışıyorsunuz ama ortak nokta neresi var olacak? Hiç merak etmeyin. O ortak nokta vatanın bütünlüğü ve üretim ekonomisi. Türkiye öyle bir yere geldi. Türkiye bölünme tehdidiyle karşı karşıya. Amerikan emperyalizmi. Bakın şimdi altyazı geçiyordu. Cumhurbaşkanı PKK-PYD ile aynıdır. HDP vesaire, Amerika'da onları söylüyor. Peki, bunlar, Sayın Pençek, evet. Buna karşı ülkeyi birleştirmemiz lazım. Onun için Abdülhamit burada bayrak açılacak, bizi birleştirecek bir simge değil. Biz Mustafa Kemal'de birleşebiliriz. Yani bütün Türkiye. Mustafa Kemal'de birleşebiliriz. Türkiye'nin İstiklal Savaşı değerlerinde birleşebiliriz. İkinci İstiklal Savaşı örneğin bizi birleştiren bir kavramdır. Buralarda birleşebiliriz. Çağdaşlıkta birleşebiliriz ama hiçbir şekilde Abdülhamit bizi birleştiren bir simge değil. Mustafa Kemal bizi birleştirir. Onun için ben şunu öneriyorum. Madem Türkiye böyle hayati önemde, hatta bazıları dünya savaşına mı gidiyor falan bile diyor. Yani bulunduğumuz coğrafyanın ne kadar kritik olduğunu görüyoruz. Burada hepimizin sorumlu olması lazım. Birleştirici olması lazım. İç cepheyi bölen Abdülhamit gibi kavramlar, bayraklar Türkiye'de iç çatışma yaratıyor. Yalnız bu değil. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, orduyu zayıflatan kararnameler. Bunlar da iç cepheyi bölüyor. Onun için ben burada... Bakalım birleşebilecek misiniz? Hemen onları herkesi dinleyelim. Sayın bir Atatürk'te birleşmeye, iki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, orduyu zayıflatan önlemlerden, tedbirlerden, uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi, tabii, burada birleşecek misiniz? Sonuna çünkü, kadar. Ben şu soruyu da sorayım. Sayın İbrahim Kırmızı'nın El Cezire Türk'teki yorumunda Erdoğan Abdülhamid'e değil Mustafa Kemal'e benziyor. Siz de az önce bu benzetmede bulundunuz. Biz Abdülhamid sembolizmi üzerinden yeni bir şey Kırmızı, yaratmaya çalışmıyoruz. Ya, güzel o zaman. Tarihsel bir şahsiyetin günümüze taşınmasından bu kadar hastalık duymak niye? Bir, biz Abdülhamid'le Mustafa Kemal'i karşı karşıya getirmiyoruz. İkisi de millidir, ikisi de yerlidir. Üç, Abdülhamit meşruluğu olan bir insan. Ama birleşmeyi sağlamaz diyor. Ya biz Abdülhamit etrafında birleşmeyi sağlayan bir parti değiliz ya. Niye bizim niyetimizi böyle okuyorlar ya? Yani Abdülhamit'i de severiz, Mustafa Kemal'i de severiz. Sayın Metiner, biz, bunu izninizle biliyorum söyleyecekleriniz çok şey var ama. Mustafa Kemal'i sevmezsiniz. Mehmet Bey açık konuş ya. Nasıl? Samimi konuş ya.
Cumhuriyet ve Mustafa Kemal sizin sevmediğiniz... Biz sevmezsek sevmediğimizi söyleyecek mangal gibi yüreğe sahibiz. Sevmezsiniz, Bay tarihçi. Sevilmez sizin cephede. Bay Mustafa tarihçi. Kemal de sevilmez. Bay tarihçi. Cumhuriyet de sevilmez. Biz, ya ben biliyorum biz sizi. Biz FETÖ'nün tanklarından korkmamışız. Sevmediğimiz zaman sevmediğimizi Sayın söyleriz. Sayın Metin Er. Öyle tarihçilik Metin yapmanıza gerek yok. Yaşınıza hürmeten böyle diyorum. Evet. Lütfen niyet okuması yapmayınız. Sayın Metin Er. Biz Mustafa Kemal karşıtlığı üzerinden, Mustafa Kemal yandaşlığı üzerinden yeni bir cephe açılmasına karşıyız. Cumhuriyetimizin kurucusudur, hepimizin ortak değeridir. Her tarihsel şahsiyet gibi doğru yaptıkları vardır, yanlış yaptıkları vardır. Tarihsel konjüktür içinde değerlendirilir. Sayın Metin Er, 15 diyoruz. Temmuz... Abdülhamit için de bunu Metin Er. Diyoruz. Peki Metin Mustafa Kemal'in doğru yaptığı ne var? Bir tane söyler mi? Cumhuriyeti kurması. Efendim? Cumhuriyeti kurması. Cumhuriyet kafirlik diye hani sizin literatürde. Küfürdü, küfür. Cumhuriyet kelimesi sağ kültürde siz, küfürün karşılığıdır. Siz Sayın Kocaoğlu, cemahiriye kavramını ne olduğunu Sayın bilemezsiniz. Sayın Metin Er, süren bitiyordu. Şu bir sorunun yanısını yazılı, almaya çalışıyorum. Dergilerde Sayın Kocaoğlu, bir saniye bir rica edebilir miyim? Tabii. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece. Evet. Siz Atatürk Havalimanı'ndaydınız. Doğrudur. Ne yaşadınız orada? F-16'ların uçtuğu, üzerimizden uçtuğu. O alçak namert FETÖ'cülerin tanklarını da imanımızla söndürdük, F-16 uçaklarını da. İki helikopter geliyor o sırada galiba. Evet, iki askeri helikopter sabah namazını kıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza suikaste geldiler. Biz Apron'a iki helikopter indiğini varsaydık. Yani şeyden sonra yani tabii, tabii, saat, ayrıca bir... Tabii iki, tabii darbe Cumhurbaşkanımız havalarına sonra. İndikten sonra devlet konuk evinde... Oturuyoruz, Apron'a iki helikopter indiğini düşündük çünkü çok alçaktan uçtular. Birinci Ordu Komutanımızla İstanbul Valimizi bekliyorduk. Hı hı. Ve korumalar dışarı çıkınca her iki askeri helikopterin içinde de makineli tüfeklerini doğrultmuş o alçak namert darbecileri gördük. Ya o da vazgeçmiyorlar, Atatürk Havalimanı'na havalandılar, da geliyorlar. Ha. Kulenin ışıkları sönüktü o helikopterlerin. Kulenin kimlik tespitine de hiçbir yanıt vermediler. Sonra uçup gittiler. Büyük bir ihtimalle Yunanistan'a sığınan o alçaklardı. İşte bunları yaşayan Türkiye'nin bazı değerlerde buluşması gerekmez tabii mi? Tabii ki. Sevgili bakınız, Perinçek'in birlik vurgusuna kimse çıkmaz. Ama Perinçek öyle bir çerçeve çiziyor ki benim çizgim bu, herkes zaten gelsin bu çizgide buluşsun. Tarihte buluşmamız şimdi, hayır. Bugün de buluşalım. Biz bakın, Abdülhamit'le Mustafa Kemal'i çok buluşturabiliriz. Önemli bir söz. Tarihte ama, değil, bugün de buluşalım diyor. Bakınız, biz tarihsel süreklilik içinde değişimimizi sağlamak zorundayız. İngiltere monarşisini de koruyor, demokrasisini de. Peki. Ama biz monarşiyi kötü, demokrasiyi bilmem ne diye. Yani İsviçre'nin krallığı bize batmaz, İngiltere'nin kraliçeliği, monarşisi bize batmaz. Ama bir Abdülhamid'in bir övgüsü bizi rahatsız eder. Çünkü o neo-itaatçı genlerimizden kurtulmuş değiliz. Efendim süren bitti ama Sayın Hocamın Sofuoğlu'nu dinlemeden Abdülhamid ben kapatmak istemiyorum. Abdülhamid bizi inletmiş, İsviçre kralı bizi inletmiyor. Sayın Perinçek çok teşekkürler. Buyurun İngiliz hocam. Kralı bizi Sayın inletmiyor. Sayın Perinçek süren bitti lütfen hakaniyetli peki, olalım. Peki, Sayın, diyeceğim. Sizin son olarak işte hangi değerlerde Türkiye birleşebilir? İşte bu tarih değil de günümüzdeki değerlerde birleşelim. Tarihi geçmişe bırakalım diyor. Ben son. Kesinlikle bu birleşme temennilerini kesinlikle çok önemli buluyorum. Evet. Bir üzüntümü ifade edeyim. Lütfen. Niyetlerle itham edildim. Sayın Selim Hoca itham etti. Yani biz birbirimize bu şekilde konuşmayalım. Hı hı. Yani ağzımız var, konuşabiliriz. Ben inşallah şunlara inanmak istiyorum. Herkesin en sağından en soluna, herkesin bu ülkenin birliği, bütünlüğü için çalışmak istediğine inanmak istiyorum. Yetkili otorite tabii ki değilim. Kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Düşüncelerimizi efendim niyet okumadan, karşılıklı konuşarak konuşmalıyız, anlaşmaya çalışmalıyız. Abdülhamit bizi birleştirmez dedi. Tekrar onun gündeme getirilmesi işte bazı. Bakın ben size Abdülhamit'in nasıl haklı çıktığını örnek söyleyeyim. Peki bir cümle söyleyin. Bir cümle değil ama ya. 1908 isyanı. Bu saydığım iddiaçılar, bu terör örgütleriyle, terör örgütleri diyorum, içinde Ermeniler var. Sayın Perinçek'in beni desteklemesini bekliyorum, dinlemiyor. Ermeni terör örgütü. Terör örgütler, bütün çünkü Ermeniler Ermeni vatandaşlarımızı... Yani Hınçak, Taşnak, Sutyon, tarih kitabı kaynak verdim. Resmi tarih kurumu, Enver Ziya Karal. Sayın Perinçek beni desteklemiyor, üzülüyorum. Niye desteklemiyor kardeşim? Bu iddiaçılar Ermenilerle, Ermeni terör örgütleriyle işbirliği yaparak Abdülhamit'i devirdiler. Bakın bir örnek söyleyeyim. Bakın, her şey parmaklarınızın ucunda. Resyonistlerle, Menal Karasu gibi... Şimdi bakın,
Parmaklarınızın ucunda Makedonya Milli Marşı'nı YouTube'dan dinleyin. Yane Sandanski ismini duyacaksınız. 31 Mart'ta Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelen ordunun içinde Yane Sandanski de vardı. Evet. Bu mu milli? Peki. Milli. Efendim programın sonuna geldik. Bu akşam Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu, araştırmacı yazar Osman Selim Kocaanoğlu konuklarımdı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim geldiğiniz için.